Evet, herkese merhabalar, iyi akşamlar. Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı başladı. İkinci yarı ile birlikte biz de programlarımıza başladık. Sayın Muharrem Hocam'la birlikte ve yine karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Bolu Spor, Manisa Spor engelini 3-1 ile geçmeyi başardı ve 33 puana yükseldi. Devreyi iyi bir puanda bitirmişti Bolu Spor, 30 puanla. Tabii ki bu sezon 30 puan diyoruz ama bu sezon takım sayısı da fazla aslında ligde. 19 takımı yer aldığı birlikte 30 puan oldukça iyi puan oldu. 33 puanla yükseldi Boluspor. Manisa Spor karşılaşmasında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazandı ve 5. sıraya kadar yükseldi. Aslında ilk devrenin bitimiyle birlikte kırmızı beyazlar playoff potasının dışında kalmıştı ama çok ikinci ile 8. arasında inanılmaz bir puan mücadelesi var. 3-4 puana sıkışan 7-8 takım var. Ve kırmızı beyazlar da artık bu yarışın içerisinde. 5. sıraya kadar yükseldi dedik. Çünkü 2. sırada Samsunspor var. Eyüpspor bildiğiniz gibi zirveden devam ediyor. Puan farkıyla 6 puan farkla Samsunspor'un önünde. Hemen takiben Bodrumspor, Keçerengücü ve ardına 5. sırada Boluspor yer alıyor. Boluspor'la Samsunspor arasında 2 puanlık bir fark var. Bu fark devam ediyor. Pendikspor ve Çaykur Rizespor da Boluspor'u takip eden diğer takımlar. Bandırma Spor da yarışa dahil oldu diyebiliriz. 8. sırada Sakaryaspor ve Manisa Futbol Kulübü de bu yarışın bir tık altında diyebiliriz. Çünkü Manisa'da Bolu'da puanları kaybedince yarışta biraz daha geriye düştü. Evet, nereden yazıyorsunuz? Sorularınız nedir? Yorumlarınız nedir? Bolu Spor'un gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü kırmızı beyaz ekipte az önce de söyledim, gerçekten başarılı bir sezon geçiriyor. 1992 yılında düştüğü Süper Lig'e yeniden yükselecek mi? Belki bu kadar daha önce de yaklaşmıştı aslında. Final maçında Eskişehir'e kaybetmişti. Playoff maçları oynadı. 15 yıldır bu ligde yeniden bu Süper Lig'i yaşayacak mıyız? Bolu'ya Süper Lig gelecek mi? Tabii ki hepimiz heyecanla bekliyoruz ama kalan haftalarda oldukça zorlu. Kırmızı Beyaz ekip bu haftada Gençler Birliği deplasmanına çıkacak ama tabii ki sizler neler düşünüyorsunuz? Maçla ilgili Manisa FK maçı nasıl değerlendiriyorsunuz veya da maçla ilgili Muharrem Hocam'a sorularınız varsa yönlendirebilirsiniz. Yorumlarınızı da okumaya çalışacağım. Canlı yayınımızda paylaşırsanız memnun oluruz. Biz daha çok Bolu Sporlu'ya ulaşmış oluruz. Hep birlikte bu akşam güzel bir sohbet yapalım diye istiyorum. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? İyiyim Sayın Özkan, siz nasılsınız? Biz deyiz hocam. 3 puanlı bir hafta. Çok güzel, tebrik ederiz. Allah devamını nasip etsin inşallah. İnşallah diyelim çok hocam. Güzel. Beklenti, direkt maça girdim hocam ama. Tamam, ne yapacağız? Girelim. Topu çevirelim hocam. Sen dedin yani şöyle o sosyal şeylerden bahsederken hocam düşüyor bir şey dediniz, konuşmuyoruz. Hocam onları da konuşuruz. Araya geldim, fıkıhı da anlatırız. Yaparız. Tamam. Anılardan tazeleriz, günlük yaşamdan bahsederiz. Tabii öyle olacak zaten. Bizde sınır var mı? Yok. Yok yok. Reklam var mı? Yok. Edep dahilinde her şeyi konuşabiliriz. Edep dahilinde her şeyi konuşabiliriz. O zaman tabii ki yeni yıl hocam aslında ya. 2023 yılı hocam, oradan başlayalım o zaman. Tamam. Yeni yıl ilk galibiyet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2023. Evet, 2023 her konuda memleketimize, devletimize değil mi hayırlar getirsin. Geleceğe değil mi hocam? Getirsin. O zaman günün anlam ve önemini herhalde 2023 olur değil mi? 2023'ün ilk programı diyelim. Evet, ilk programımız. İnşallah daha çok programlar yaparız. Ama İnşallah. Böyle nasıl biliyor musun? Daha güzel imkanlarla, daha güzel şartlarda. Hep bahsediyoruz ya, şimdi biz burada Facebook marifetiyle yayın yapıyoruz. Bolu Türkiye seçime gidecek. Bolu seçime gidecek. Bolu'ya bakıyorsunuz, iki tane televizyonumuz vardı. Yok. Ya şimdi yok. Yani ne kadar kötü bir durum biliyor musun? Hocam ama teknoloji diye bir şey var. Bak çay da geliyor. Teknoloji de var. Nasıl yiyeceğiz biz bunu yayında? O ne o? Çikolata hocam. Oo. Yayın arasında hocam. Şey atlamışız biz. Değil mi hocam, aslında iyi oluyor. Hayır, şöyle koyalım. Yayın arasında olur. Seyredenlerin de canı ister. Ben evet. Şeyde filan içmiyorum. Şeref ama hocam. Protokol tribünde filan ben çay içmiyorum orada şimdi. Ya şimdi yani. Televizyonda falan bahsediyorsun ama yani artık sosyal medyada o kadar hızlı ki. Mutlaka hızlı ama. Şimdi burada ben görüntünü çekeyim, size röportaj yapayım. Yaklaşık bir yarım dakika içinde, bir dakika içinde sosyal medyada artık yüzlere, binlere ulaşıyorsunuz. Mutlaka ulaşıyor ama şimdi şöyle de düşünmek lazım. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani toplumda şu var. İşte ben bu hadiseleri artık ikili, üçlü Nescafe'ye benzetiyorum. Üçü bir arada, ikisi bir arada. Böyle biraz
gelenekçileri de şeye benzetiyorum, Türk kahvesine. Benim görüşüm bu yani. Gelenekçiler, işte televizyondan seyredelim diyen de benim için Türk kahvesini devam ettirenler. Devam, bacak günü olacak, kumanda yazacak. Yeni nesil işte üçü bir arada diyor, ikisi bir arada diyor. Bunlar var ya. Telefonda, ha, tablette. Dolayısıyla televizyon benim için Türk kahvesi abi. Ya kesinlikle hocam, yani televizyonda o televizyonda olmak büyük avantaj. Yani bütün imkanlar önünde. Bir de insanların hakikaten televizyon, yıllardır televizyon. Ya, tabii ki. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Burada bizi seyredenler zaten izliyorlar, var olsunlar da. Yani elimizde o kadar güzel imkanlarımız varken değerlendirememişiz. İki televizyonumuz kapanmış gitmiş. İki ulusal. İşte bolu olarak kenetlenmeliyiz. Çok güzel şeyler istemeliyiz. Devamını getirmeliyiz. Ya niye kapatıyorsun? Niye kapattırıyorsunuz? Destek olalım. Belediyemiz, valiliğimiz, milletvekillerimiz, iş adamlarımız. Ya bu kanallara sahip çıkalım dememiz gerekirdi. Ondan hocam bıraktığım kanalı da bu spora sahip çıkmıyorlar ki, sen de oradan bahsediyorsun. Ya ne, Muharrem Hoca'ya sahip çıkıyor. Kapıcı'ya gidemedik bu hafta ilk defa ya. 90 liradan 50 liraya düşürmüşsünüz hocam. Bu konuda çok iddialı olduğunuz söyleniyor. Hangi konuda? Gittim her tarafa. İndirim yapılma konusunda. Yani 50 liralık, 90 liralık kaplıcı 50 liraya düşürmüşsünüz. Ya şimdi düşürmüşsünüz. Ben değilim bunu yapan. Bunu yapan kim? Ben, okuyucular da sosyal medyada yazmışlar. İşte hocam sayende oldu. Ya benim sayemde olmadı. Ben ne yapıyorum? Ben rehberlik ediyorum. Yazmasınız kim? Yazıyorum. Diye? Esas. Geri adım attıranlar demeyeyim de doğruyu bulmaya çalışanlar, yorum atanlar. Ya yorumların çok büyük katkısı var. Gelmiş 200-300'e yakın yorum gelmiş. Yani bu az bir şey değil. Az bir 600, şey değil hocam, 700'e yakın şey gelmiş. 70-80 kişi paylaşmış. Şimdi bu kamuoyu oluşturuyor. Ya insanlar da diyecekler, bakıyorlar şimdi. Eksiğimiz gediğimiz neresi? Hakikaten çok mu? Oluyor bu tür şeyler. Şeye çok güldüm ya. Yazı yazdık ya işte, bizim dedim kaplıcanın suyu, büyük kaplıca Rusya'dan, küçük kaplıca ta İran'dan geliyor dedim. Vallahi billahi biri telefon açtı. La Muharrem dedi, hakikaten dedi İran'dan mı geliyor dedi. Ya inanmış. Vallahi billahi bak ya. Her neyse. Ya işte hocam bir kamuoyu yaratmak, orada toplumda önderlik yapmak budur işte. Futbola gireceğiz ama şimdi bu önemli. Kaplıca Bolulular için bir kültür. Bir kültür. Ben bir etkinlik. O abdest almasını babamla beraber Aslan Ağzı'nda öğrendim. Ya şimdi iki tane yönetenlerimiz şey yaptılar sağ olsunlar, yüzme havuzu yaptılar. Ha bizim dönemimizde yüzme havuzum vardı. Nerede öğrendik? Büyük suda öğrendik. Büyük su kirlendi. Giremiyoruz şimdi. Çocuklar giremiyor. Kaplıca'da öğrendik yüzmesini. Çok şeyi biz orada öğrendik. Orası bizim için bir kültür. Yıkanmak istesek hamama gideriz. Orası sağlık şifa için gidilen yer bizim için. Dolayısıyla ya fiyat daha ekonomik olmalı. İnsanlar gidebilmeliler. Bunun mücadelesini verdik. Öyle hırsım mırsım ben dedim yaparlar. Öyle düşüncem asla ve kata yok. Yönetenler otururlar. Ortak bir noktada buluşurlar inşallah. Teşekkür ederim. Bak iyi oldu. Evet. Selçuk Aydın selamun aleyküm demiş. Süleyman Sevim Ankara'dan merhabalar saygılar demiş. Ahmet Acar iyi akşamlar demiş. Yeni transferleri iyi başladı. Böyle devam inşallah demiş Selçuk Aydın. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Kocaeli'den sizleri severek izliyorum demiş Burak Parlak. Teşekkür ederiz. İbrahim Yaman iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Kıymetli Muharrem Demirel hocam, Selmani kaleci size neden gitti? Az kaleci değil miydi demiş Süleyman Sevim. Cevabını verelim mi? Hemen verelim hocam. Ya şimdi atalarımızın çok güzel bir sözü var. Diyor ki iki koçbaşı bir tencerede pişmez diyor. Şimdi baktığınızda Selmani çok kaliteli bir kaleci. Çağlar o da çok kaliteli bir kaleci. Hepsi iyi. Yani iyiler, ikisi de iyi. Ha, performanslarını yükseltirler ama kenarda kalan için iyi bir şey değil. Niye? Vitrine çıkamıyor. Dolayısıyla evet, oynamak istiyor. Doğru karar vermişler. Bence gitmek istiyorsa kesin tabii. Onun yerine birisini bulurlar. Gelecek bir kaleci bu hafta yani giriyor hocam. Yetiştiririz. Ankara'dan selamlar. Hayırlı akşamlar. Bolu Bey şahlanıyor. Ankara'daki iki Bolulu yan yana gelince Konobol Spor. Kıpırdanma var. Cumartesi günü ben de Gençler Birliği maçında yerimi alacağım. Haydi küçük şehrin büyük öyküsünü yazalım. Ankara'dan selamlar. Mithat Öztürk demiş. Selamlar. Landel ve Balde de takımla beraber oynayınca fırtına gibi eser takımımız demiş Selçuk Aydın. Landel de bu hafta yoktu, yine konuşacağız. Landel sakattı evet. Hocam sorun var, altyapıda oynayan arkadaşlar niye sadece 4 galibiyeti var, 8 mağlubiyeti var? Altınordu bu hafta 4 atmış. Oynayan arkadaşlar niye bu kadar gol yiyor? Her hafta 4 ya da 3 demiş Burak Parlak. Burak altyapı Parlak demiş? Burak demiş. Parlak. Burak Parlak. Şimdi bunun da cevabını verelim. Şu Altınordu'nun yapılanması kurumsallaşma açısından bizim çok ve çok önümüzde. Tam profesyonel takıma baktığınızda aynı başarıyı gösteremiyorlar belki. Onlar da şu anda şey değiştirdiler. Tecrübeli yaşlı futbolcular almaya başladılar. Yoksa küme düşecekler. Şimdi amaçlarından biraz saptılar ama
şuna baktığınızda gençlik geliştirme olarak bunlar kalite olarak bizim çok ve çok önümüzde adamlar çok para harcadılar oraya. Değil mi? Dolayısıyla yani 3 gol, 4 gol tamam mağlubiyetlerimiz çok. Bu sadece bugünün sorunu değil diye düşünüyorum. İyi yayınlar dilerim hocam. Sevinç var. Hem de üzün. Koskoca büyük küçük şehrin takımımıza icra geliyor. Bolalık olarak sesimiz çıkmazsa sorunumuz Karabük Spor gibi Bolu Spor'a kilit vururlar. Bugün arabayı aldılar. Yarın ne olacak belli değil demiş Okan Topsan. Onları konuşacağız. Onları. O zaman biraz maçla ilgili hocam giriş yapalım. Yapalım mı? Arkadaşlar katılmıyor. Manisa Spor karşılaşması. Zaten önce kadroyla başlayalım hocam. Lendel yoktu. Sakat. Gökhan Alsan sakat. Sakat. Nabi'nin çeşitli sorunları vardı diyelim. Rahatsız mıydı artık bakacağız. Kimin? Nabi, Olara, Yusuf. Ne sakatlığı varmış? Hafif sakatlığı var diye söyleniyor hocam. Ya şimdi... Yoktu kadroda. İlk önce oraya gittiğimde kapıda bir şeyle karşılaştım. İçeriye giriyorum. Girdim. Arkamdan birisi geldi. Ya hocam dedi ya. Kaçak giriş yapıyorsun. Ya ben bu yaşıma geldim böyle bir şeyle karşılaşmadım. İsmini vermeyin. Niye kaçak giriş yapıyorum? Her hafta giriyorum. Ya girmiş olduğum yer kent konseyi, yürütme kurulu üyesiyim. Bizim orada yerimiz var. Ben oraya gidiyorum. Üzdü beni kapıda. Her neyse. İçeriye gittik. Listeye baktık maç listesine. Aa Yusuf niye yok? Herkes bunu sordu. Protokolda. Herkes bunu soruyor. Niye yok? İşte sağa sola sorduk niye yok mu yok. Bilen de yok yani şimdi bunu. Aslında bunun niye olmadığını maçtan sonra hocaya sormalılardı. Kim sormalıydı? Basın mensupları. Hocam sakat mı? Hocam sıkıntı mı var? Tabi bu tür şeyler sorulmadığı için cevabını alamıyoruz. Ama yaptığımız araştırmalarda başka şey çıkıyor ortaya. Yani ufak tefek sorunlar var deniliyor. Ufak tefek sorunlar ne? Yani ne sorunu olabilir bir futbolcunun? Yani altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu. Evet, ne sorunu olabilir? Dün evvel altyapıdaydın. Oynuyordu. Altyapıdan aldığı bu yönetim kurulu sizi yukarıya çıkarttı. Çıkmıştınız zaten ama etti. Said Hoca daha fazla şans verdi. O şansını hocam. Sen de iyi kullandın, devam ettirdin. Şimdi burada sıkıntılar varsa herkes biliyor sıkıntıların ne olduğunu, dillendirmek istemiyor kimse. Şöyle bakmak lazım. Bu maçta Nabi mi diyorsunuz? Nabi ben Yusuf diyorum da Nabi Yusuf mu? Öyle diyelim. Eksikliği fevkalade belli oldu. Nabi Yusuf bu takım için bir defa vazgeçilmez bir oyuncu. Kesinlikle. İlk yarı Bolu Spor'u düşünsenize oyunlarını, pozisyonları düşünsenize. Posmak ile Onur'un uyumsuzluğunu herkes görmüştür herhalde. O kadar çok pozisyon verdik ki biz. Yani 5-6 gol farkla içeriye girebilirdik diyor hocaları. Manisa'nın. Şimdi 5 apartma olmuş da. Ama 2-3 farklı içeriye girebilirdik gerçekten. O kadar çok gedik verdi ki defansta. Bunun sebebi ne? Bence orada uyumsuzluk vardı. Posmak'la Onur o stoperlerin arasında olması gereken uyumu yakalayamadılar. Yani haftalardır beraber oynamanın avantajı var aslında. Onur ve Yusuf'un birlikte olması. İyi tamamlıyor. Tabii ki iyi tamamlıyor. Ne? İşte söyleniyor. Bazı maddi konularda sıkıntı var filan diye. Ya şunu bir defa kabul etmek lazım. Şimdi ben oturduğum yerden buradan ne yaparım? Ben Bolu'yum. Zor şartlarda kulübü almış bir savaş başkan ve onun kıymetli yol arkadaşları var. Yönetim kurulu üyeleri var. Dolayısıyla benim nerede durmam lazım? Burada durmam lazım. Kulüp tarafında. Kulüp tarafında durmam lazım. Çünkü kulüp tarafında durursam Bolu Spor'un da menfaatlerinin yanında durmuş olurum. Evet. Ama öbür taraftan futbolcunun da tarafından, penceresinden bakmamız lazım hadiseye. Ne? Eğer bir maddi sıkıntı varsa neden? Acaba arada çok farklar mı var? Alın terinin emeğinin karşılığını alamıyor mu? Veyahut da kendi mevkisinde oynayan futbolcular daha fazla ücret alırlarken az para mı alıyor? Şimdi bunlar futbolcu için etkendir. Allah korusun bir sakatlık olmuş olsa futbol hayatı bitiyor. 10 sene top oynuyor, 15 sene top oynuyor sonra. Ama daha yeni altyapıdan çıktın, yarım sezon oynadın. Arkadaşım şu var Sayın Özkan. Hocam aynı tipte yerli bir oyuncu olsa. Tamam. Yani bunu daha önce de bizim altyapıdan çıkıp da işte bir 16-17 ilk yarı maç oynayan bir yerli oyuncu olsa. Tamam. Böyle bir sorun çıkartır mı? Kesip atarlar biter o iş. Bizimkiler bir şeyle ne derler? Bizimkiler bizimkiler yani oluyor. Yusuf'un
performansını yakalayabilen altyapıdan doğru öyle futbolcu çıkmadı ki. Yani Emre Kılınç, Umut'u konuşuruz. Yok, Emre'ye de yaptık aynısını. Ben için içerisindeydim. Emre'ye de yaptık aynısını. Belki Diyar'a. Diyar'a işte. Altyapıdan değil ama. Genç ama altyapıdan değil. O da öyle. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Belki Yusuf maddi olarak kafasında bir şey vardır. Bu işin doğrusu bulunur. İhtiyaç var çünkü. Yusuf'un yükselmeye ihtiyacı var. Kullanacağı yer neresi? Boluspor Kulübü. Bu takımda yer bulman lazım. 4,5 yıl daha sözleşmesi tabii var. Tabii ki. Boluspor'un onun da Yusuf'a ihtiyacı var. Son zamanlarda satabileceği, piyasa yapabileceği tek futbolcu Yusuf, ikincisi yok şu anda. Ya tamam da iyi performans gösterdin de 3 maç 3 tane de gol attın. Tabii. Sorun çıkarmak için çok bir şey yani varsa bile. Ya bunların kafalarına birileri girer. Her zaman var bu. Her zaman olmuştur bu. Girer. O da bu işten nemalanıyor çünkü. O da ücret alacak 3-5 kuruş. Ama hak penceresinden baktığımızda şöyle düşünmek lazım. Savaş Başkan bu işi aşar. Onu söyleyeyim. Akıllı adam. Oturaklı adam. Adaletli adam benim gördüğüm kadarıyla. Bir şekilde aşar. Onu da mağdur etmez. Hakkını verir diye düşünüyorum. İhtiyacımız var kardeş. Bu hafta işte Onur. Cezalı. Cezalı. Posmak'ı gördük. Ya Posmak benim gözümde suçu beygiri. Hangi anlamda söylüyorum bunu? Kötü futbolcu değil. Bir görev yapıyor. Bir görev yapıyor. Sadece görevini yapıyor. Ekstrasını yaptı mı gol attı. Ama bugün Yusuf'a baktığınızda ben onu Arap atı olarak görüyorum. Yarış atı olarak görüyorum. Bize para kazandırma özelliği var. Yaşı genç. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Biz... Hocam hipodroma çevirdim burayı. Doğrusun ama. Yani... Biri şey gibi, biri şey gibi oldu. İşin doğrusu bu. Arabaya binersiniz. Bir operede biner gidersin. Bir Şankura'da biner gidersin İstanbul'a. Ama farklı. Farklı. Hı hı. Dolayısıyla elimizdeki kıymetlerin değerini bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir de bu süreçte şimdi ufak ufak içinde bir şampiyonluk hevesi gelince insan biraz daha kıl kırk yarmak gerekiyor. Her şeyi düşünmemiz lazım. Hani bugün ligde 11, 12, 13, 15. sıralarda olursun. Playoff umudun kalmaz ya hocam. O zaman çok da hani kesat. Ama şu anda öyle bir durumda değiliz. Ya değil. Şimdi başkan ne yaptı? Gökhan konusunda pat çözdü attı. Bitti. Koparttı attı. Ama kaç futbolcu etkiledi? Şu anda o futbolcular da ateş ediyor. Ya mutlaka Plego'nun performansı yükseldi farkındaysanız. Ben Gökhan alsın da daha vites atacağını düşünüyorum. Mutlaka. Dolayısıyla ben başkanın bunu da çözeceğine inanıyorum. Ya bugün ne yaptı bilmiyorum yani antrenmana çıktı mı? Çıktı antrenmanda hocam onu ekleyecektim. Çıktıysa o zaman. Antrenman gayet normal. O zaman demek ki bir takım konularda anlaşılmış ama ben yine söylüyorum. Bakın bu konularda adalet çok önemli. Hocam adalet önemli tamam. Rakamsal olarak belki Boluspor'un bir tık yukarı çıkması gerekiyor anlamda. Zaten ama çıkacak da Boluspor'un her yeri hacizlik. Her yer kötü. Onu da konuşacağız. Tamam işte al. Ama şu var. O topçunun da yani altyapı. Git gönderdik altyapıya. Sezon altyapı da tamamladı. Altyapıya Boluspor ben gönderemezsin zaten de altyapıya. Aynı yani, şartlarda hoca vurman lazım. Profesyonel takım. O bir şekilde kadroyu almadın. 18 dışına aldın. Bu çocuğun bütün geleceği yok olacak. Bunu arkasındaki adamlara söylüyorum. Kimse bunlar. Bunu göze alabilirler mi? Onları almamalı. Bu taraf göze alabilir mi? Boluspor onlara göre daha rahat göze alabilir. Bunu da almaması lazım. Transfer devam ediyor. Bir tane 4 numara transferi yapar hocam. Tamam yapar. Bitler. Yapar. Zaten alacak bir stoper. Tamam. Bak öbür taraftan bak. Bak geleceğiz oraya. 66 milyon lira borcu varmış Boluspor. Para kazanabileceğimiz ikinci futbolcu söyler misin Boluspor? Şu anda yok. O zaman ben ne yapmalıyım? Bu bir yıldız futbolcuysa ben buna yıldız gibi davranmalıyım. Bak, hocam bunun, bu ben sene sonu bu eğer biz Boluspor bu performansla devam eder, lig görürse, kadroda da Nabi olursa en az 2-3 milyon euro. Ya şimdi o adam. Mutlaka, ben söyleyeyim de kayıt alsınlar. Ben buradan açık açık söylüyorum. Yani hasbelkader Boluspor'da görev yaptık. Efendim bu ligi iyi tanıyoruz. Alt ligleri biliyoruz. Üst ligde belki bulunmadım ama kaliteyi televizyonlardan seyrediyoruz. İçinde bulunmadım. Evet. Ama bu ligin içerisinde bulundum. Ya ben şimdi Süper Lig'e giden transferlere bakıyorum. Aynı mevkide oynayan transferlere. Ya ben şunu söyleyebilirim. Nabi Yusuf biraz daha tecrübe kazansın. Rahat top oynar. Hocam Burak Bekeroğlu. Karagümrük'e gitti. Şimdi git Burak Bekeroğlu'na kaç gömlek üstü mü? Çabukluk istiyor musun? Var. Bir stoperde olması gereken şey. Var. Sürat istiyor musun? Var. Reaksiyon sürati denilen bir sürat vardır özel. Var. Rakipten önce düşünme. Var. Oyuna hakim olma, yükseğe çıkma. Var. Hücuma katılma. Var. Şut da atıyor. Hepsi var. Şimdi bu futbol yıldız değil mi bu stoper için? Yıldız adayı. Yıldız adayı bravo çok güzel. Yıldız, yıldız adayı. Bu stoper ne yapar?
Sadece rakibini kontrol eden. İşine bak. Görevini. Ama bu ekstrasını yapıyor şimdi. Ama ya, oradan bakmak lazım. Mutlaka izliyorlardı bunu hocam. Ya, mutlaka, ama ben böyle yapıyorum diye de burnu kalkmayacak tabii. Bunun bir ortası bulunması lazım. Bak gene söylüyorum. Bunu bence bulundu bugün. Savaş başkan bunun doğrusunu bulur. Önümüzde cilalanması gereken, parlatılması gereken futbolcu var. Yani böyle kavgalara, gürültülere düşüp yıpratmazlar diye düşünüyorum. Yapmaz. Hocam daha kaç yaşında çocuk ya. Olumlu pencereden bakalım. Ben Savaş Başkan ve yönetim kurulu bu işi aşar. Bu işle ilgilenen birinci derecedeki futbolla ilgili arkadaşımızın zaten bu işi buraya getirmemesi lazımdı. Bak ilginç bir şey söylüyorum. Tedbir alınmalıydı. Bunu parayla çalışan da olabilir, bunu yöneten tarafında da olabilir. Bu işi söylemesi lazımdı. Ne? Bu yıldızı parlayan bir futbolcu. Bu spora para kazandıracak bir futbolcu. Dolayısıyla bakın mevkidaşı bu kadar ücret alırken buna bu kadar para vermemiz yanlış olur. Olumsuz etkilenir ya. Düşünün ben öğretmenim. Üçün üçüne gelmişim. Misal. Aynı işi yapıyoruz. İkimiz de aynı şeyi gösteriyoruz. Ben daha fazla çalışıyorum. Ek işleri de yapıyorum. Müdür diyor ki şuraya git diyor, gidiyorum. Sosyal faaliyet var diyor, gidiyorum. Sana da aynı para veriyor, bana da aynı para veriyor. Ayıp abi ya. Ben fedakarlık yapıyorum kardeşim. Hiçlik olmaz. Dolayısıyla doğruyu bulurlar. Bulmuşlar zaten. Bugün antrenman çıktığı belli oldu. Oluspor bizim. Bu hafta, biz yöneten tarafındanız. Bu hafta gençleri inerse takımda şehir havaya girecektir. Bolsporumuz kendi sahasında puan kaybetmez. Vermez ise playoff garanti olur. Deplasmanda alınacak puanlar 2-3'lük olur demiş İsmail Esen. Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar demiş Erhan Samur. Bayram yerli hayırlı yayınlar, kolay gelsin demiş Çetin Akşay. Şehirlerini de söylüyorlar değil mi? Neyi? Şehirlerini nereden yazıyorlar hocam, genelde yıl dışı yazıyor. Efendim? Yıl dışından söyleyenler. Peki yerliler yazıyor. Ne izlemiyor bize acaba? Ya izliyorlar da onu ben okumuyorum. Efendim? Okumuyorum ki hocam. Şey, Bolu de, yani Bolu'dan yazdıklarını bildiklerim var mesela, söylemiyorum. Ya, tamam. Ben Bolu'da bizim göremiyorum bunları. Ama nereden yazıyorsunuz deyince Bolu'dakiler burada isim şehri yazmadıysa Bolu'da yazdıklarını anlıyorum. Bilmiyorum, ben daha çok bekliyorum. Eğer bir düşünce varsa kafalarında, onlar da çok kötü şeyler konuşur burada. Aa, bilemedim. Yani doğruyu bulma açısından öveceğiz şimdi biz taraftarımızla buradan. Bu maç kazanıldıysa benim namaz kılmam sayesinde oldu. Hocam ya ama. Lan yaktım ben arkadaşımı. Niye yaktın hocam? Haber yapacaktım ama sosyal medya yani, attım. Vatandaşın Lütfü yazmış. Şey vardı demiş, Lütfü Hoca bir de mi çıkın karşımıza? Ama hocam kim paylaşmış onu? Ya ben bilmiyorum. Ama basın tribünde kalabalık yaşayacağım. İlk maç 3-5 kişi vardı. Şimdi 35 kişi olmuş. Namaz kıldıkça çoğalıyor insan. Herkesin hocam herkesin akreditasyonu var mı orada? Efendim? Akreditasyonu var mı herkesin? Ne var? Basın kartı. Var. Veriyorlar değil mi? Var, oradakileri var. TSE'de çalışıyor. Ya ben şimdi hani o fotoğrafı yani çekerken vatandaş beni de almış oraya. Yani şimdi burada o vatandaşa söyleyeyim, adam bana... Zafer mi çekmiş Anadolu Hoca'nın, Zafer miydi o? Birisi bana hafiften böyle bir dokundurmuş. Arkadaşım ya ben normal görevimi yapıyordum. Onlar sonradan geldiler oraya. Öyle mi? Yani ben onlar orada diye namaza durmadım. Ben görevimi yapıyorum abi ya. Ya gezin işi. Hiç de şaşa içinde yapmadım. Böyle bir şeyimiz zaten yok. Yok hocam biliyoruz. Bir de şeye, bir Ankara'ya giderken... Bir de öyle demiş var. Yani Lütfü Hoca yettiği demiş, bir de bu çıkmış karşımıza. Yok arkadaş. De... Sait Hoca hiçbir şey yapmadı. Futbolcular zaten hiç çalışmadı. Savaş Başkan maç primi vermedi. Maçı ben kazandırdım iki duayla. Arkadaşlar Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Güzel adamlar selamlar. Selam olsun. İyi yayınlar demiş Çetin Akçay. O kadar borç varsa Süper Lig'e çıkmak şart. Kaynak oradan gelecek mecburen demiş Selçuk Aydın. Durmuş şimdi Vedat Bey, Muharrem Hocam. Durmuş Bey. Geçen hafta da sordu program var mı diye. Yok dedim Durmuş Bey'e. Yazıyor özelden sürekli. Muharrem Hocam iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sizleri görmek ne güzel. Benim sorum Muharrem Hocam. Hocam çok bir ortamımız var. İzmit'te hep konuşuluyoruz. Buna emin olun. ABAK Başkanıma, Sait Hocama bu karakterli futbolcu sonuna kadar inanıyoruz, güveniyoruz. Bunun bürokratlarına sesleniyorum. Başkanımıza yardımcı olsunlar. Yönetim çok iyi gidiyor. İnşallah çıkacak bu sene. Start tam dolmuyor. Çevre illerden gelen olmuyor mu? Bunun için yönetim bir şeyler yapsın demiş. Çevre illerden. Güzel. Düşüncelerini söylemiş. İlçelerden geliyor. Bu hafta ilçelerden gelenler de varmıştı. Vardı. Hocam Nabiler nerede? Takımın en iyisi değil mi Sabahattin Can? Onu cevapladık. Sabahattin Bey. Muharrem Demir Hocam neden Diyar Rasuba oynamıyor? Kötü oyuncu mu sizce? Vedat Bey size de soruyorum demiş. Süleyman Sevim. Ben Başakşehir'den mi geldiydi o? Evet, Başakşehir'den geldi. Başakşehir'den geldi. Evet, doğru söylüyor. İşte. O da iyi. Gelişecekler. Barbaros, Gözneli. Yaptığı en iyi şey zaten.
En son Barbaros Gözden hocam sportif direktörümüz vardı. Evet, devam edelim. Ulusal basına çikolataları falan gönderdiydi. Evet. Devam edeceğiz yorumlarla hocam. Kadroda Landin'in yokluğu, şu sakat. Lafı bağlayamadık taraftar konusuna. Girelim oraya, dedi ki kötü konuşuruz diye. Şimdi acaba ne diyecek bu adam filan derler. Bakın bu hafta şunu gördük. Futbolcu görevini yapar, hoca görevini yapar. Başkan ve yönetim kurulu görevini yapar. Taraftar da görevini yaparsa ne güzel oluyor. Bak bu hafta Bolu Spor'un başarısında taraftarın da çok büyük katkısı oldu. Ama 1-0'dan sonra bunu... sıkıntı da oldu hocam. Ne sıkıntı? Yine tribünden sesler gelmiş. Ne sesler ya? Olumsuz böyle... Ya yok be abi ya. Yok öyle birkaç tane çatlak... Bir ara şey vardı pardon yanlış. Bir de o vardı, bir de Yasin'in bir şey paylaşmıştı. Bayrakları çekin maratondan da önümüzü göremiyoruz diye. Ya olur şimdi tabii. Şimdi bugün Yasin'in taraftarlık anlayışı başkadır. Orada oturan vatandaşın seyircidir o. Onun farklıdır. Ama yani o bulunduğu hep... bölüm esas taraftarın olduğu yer. Doğru, seyirci onlar. Ha, doğru. Seyirci. Yasin'in olduğu bölüm taraftarın olduğu yer. Mutlaka. Yani ben arkadaşlarıma da buradan taraftarlara da teşekkür ederim. Gerçekten çok iyilerdi. Takıma motive etme açısından katkı sağladılar. Hocam tribün zenginleşiyor. Bir de kombine biletlerde herhalde bir el altından bir işler var. Güzel işler oluyor. Ya oluyor. Bana bir abimiz, büyüğümüz ismini verme dedi. Bana bilet 100, 200 neyse dedi. Ben dedi biletleri dedi alacağım dedi. Bir öğrendim. Vermişler zaten. Evet. Dolayısıyla bu olayın üzerine ben gitmedim. Özellikle aradı beni. Hmm. Dedi, bir kombine bile satıyorlar galiba. Hmm. Evet. Öğrencileri, öğrencileri gönderiyorlar. Özellikle hocam. Aradı beni. Ona da ben buradan... Öğrencilere... O da güzel. Çok güzel. Taraftar da güzeldi. Bak, kenetlenmeye başladık. Ben bakıyorum sağımız solumuz. Eski başkanlardan gelen oluyor mu maçlara? Emin abi geldi bu hafta. Yener abi çok soğuk dedi. O gelmedi. Ya eski başkanlar. Abi bak. Ya şimdi eğri yeri doğruya doğru. Savaş Abak da başkanlığı bırakınca maçları gelmedi ki. Bitti. Hangi biri geldi söyler misin? Bak, ha işte bak orada ben yanlış. Orada devamlılığı sağlayan iki kişi var. Emin abi var. Bir de Yener Bandakçıoğlu var. Onun dışında ben eski başkanları zaten görmüyorum. Yüksel Ceylan hem Bolu Spor kulüp başkanıydı hem belediye başkanıydı. Mecburiyeten yaptı bu işi kulüp başkanlığı. Gelmeyebilir tribüne. Necdet abi birkaç defa geldi geçen sene o dört maçta. Necdet Görür onu gördüm. Şimdi Sayın Abat olsun, Sayın Savaş Abak olsun, Necip Bey olsun. Yani kendilerinin olmadığı zamanlarda maçlara ben geldiklerini hiç görmedim. Ama Savaş Bey bir defa Adana Demirspor geldiğinde görmüştüm yanılmıyorsam. Öyle mi? Neydi? Evet. Ya bunlar normal. Gönül istiyor ki hepsi bir araya gelsinler. Tribünde birlik beraberlik mesajı versinler. Bunu bir defa biz gerçekleştirdik. Rahmetlik Becikoğlu sağken hatırlar mısınız? Hı hı. Bütün başkanları biz bir araya getirdik. Doğru, o da projeydi. Hatırlarsınız sizler evet. Fotoğraf çektiniz. Sonra ben o birlikteliği hiç görmedim ama nasıl birlikte olacaksın? Şimdi geleceksin. Şeyin açıklaması İcraya. Başkanın icraya. İsim veriyor diyor ki Sayın diyor Necip Çelikçi ve diyor Sayın Abdullah Abat'ın döneminde. Başkanın açıklamasıyla o. Haberde öyle geçiyor. Haberde öyle geçiyor değil mi? Tabii Savaş tamam, Başkanı tamam, açıklaması düzeltelim yok. O zaman buralım. E şimdi direkt oraya gidiyor top. Ya şimdi bunların bir araya gelmeleri mümkün değil ki zaten. Yani. Hocam zaten Boluspor şu son 15 yılda en büyük talihsi nasıl yaşadı? Necip Çarıkçı ile Savaş Abak bir anda aynı yönetimde yer almadı. Keşke alsalardı biliyor musun? Ya işte diyorum ya. İki tarafında birbirinden alacağı çok güzel şeyler vardı. Ben iki tarafı da tanıyorum. Diyorum ya. Çok güzel şeyler vardı. İkisi aynı yönetimde yer alsaydı Boluspor şu anda Süper Lig'deydi ve hala ayaklarının üzerindeydi. Ya bu da bir nasip ama ben buralarda başkanlardan daha çok... Yani önde giden lider vasfındaki insanlardan daha çok bu ayrıştırmayı etraflarındaki yapan insanların yaptığını inanıyorum. Etraflarında. Bundan beslenenler var. Ya bundan beslenenler var. Var ya. Var. Ya arkadaşım ya bu kadar cibilesiz, bu kadar yalama, bu kadar yalaka. Ya bu kadar bir başkasının aleyhinde laf getirip götüren. Ya ben başkan olmuş olsam kulüpte şunu yaparım ya. Açık söylüyorum. Ya birisi gelip bana o senin hakkında şunu söylüyor, bunun hakkında şunu söylüyor dese vallahi de billahi de ben o adamı kapının dışına kovarım abi. Bir daha da yapmıştım. Ya kovarım ya. Bana bunu yapan... Ya bugün benim lafımı da oraya taşıyacak. Ya mutlaka yapacaktır ama nasıl? Koltuklarda bir şey var arkadaşım ya. Yok. Çok kötü. Yani aslında o süreç yani dediğiniz gibi bir araya gelmiş olsalar çok şey yıllardır boşanma gelmiyor. Ya neden şöyle ya Savaş Başkanı, Necip Başkan seninle ilgili çok güzel şeyler söylüyor. İşte seni seviyor, destekleriz diyor. Ebürkün'e gidiyor Necip'e. Aa, o seni çok seviyor, bu seni çok... Ya böyle insanları bir araya getirmek gerekirken başkanım senin için ne demiş bak. Ya bak Muharrem Hoca ne yazmış senin için? Ya bunlarla niye uğraşıyorsunuz sizler? Çok onu basit diyorum. Şeyler bunlar ya. Onu diyen adam yanından uzakta canım. Ya tutacaksın. O zaman başarılı. Güzellikleri getiren insanın başının üstünde yeri var ya. Sen... Ama Savaş Başkan
Sezon başı kongrede de söyledi. Necip Başkan'a dedi, Necip abiye dedi, yanlış yaptığımız şeyler de oldu dedi. Tamam bu bir yanlış değil. Konuştuğumuz şeyler de oldu dedi. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Değil mi? Adam ne kadar verdi. Yani dedi yani o dönemin böyle ya bir süreç yaşandı. Benim bu konuda söyleyeceğim şey var. Ben yaptım organizasyonu, bir araya getiriyordum bu insanları. Abi arada fetvazlar var, arada şeytanlar var ya. İşte onlar... Ben getiriyordum iki tarafı. Bak burada söylüyorum bunları. Severleri sayarlar, Allah razı olsun. Necip abi der. Ve Savaş Başkan çok muhabbetim yoktu ama son zamanlarda o beni tanıdı. Ben de onu tanıdım. Baktı ki aa düşündüğüm gibi değil. O da baktı bana. Abi o da düşündüğü gibi değilmiş. Her şey iletişimsizlik hocam ya. İnsanlar ya, birbirini arada, tanınca fark ediyor. Başkanım gitme bak ne yaptı zamanında sana, unutmadın mı? Bak sen sana laf söyledi. Ya geçin bunları ya. Çok kötü şeyler ya. Geç 66 milyon lira borç. Ne olacak şimdi? Çözemez miyiz biz bunları? Eski başkanlar bir araya gelmiş olsa. Çok eski başkanların şeyler. Yöneticileri bir araya gelmiş olsa. Abi geçmişte o bana verme. Ben de ona destek vermem kardeş. Geçmişte o benim maçıma, ben de onun maçına gitmem. Ne da bu? Çocuk şey işte. Onun maçı değil ki, Osman maçı. Çocukluk bunlar ya. Bunları biz başarsak başarırız. Hocam kadroyla devam edelim. Lander sakattı. Gökhan Alsan sakattı. Sakat evet. Yeni transferler 11'de başlamadı. İbrahim Baldi ile başladı. Brego'da çıkış var. Bir kadro değerlendirmesi alayım sizden. Ya şimdi hoca zaten belliydi. Yani ilk transferleri baştan pat diye hoca oyuna atmaz. Hı hı. Atarsa da ayıp olur diğerlerine. Çünkü takım başarılı gitmiş. Son maçları iyi getirmiş. Kazanmış bir takım. Kazanmış bir takım. Bozmaz. Ne olur? Öyle bir şey yaparsa diğer futbolcuların güvenini kaybeder. Dolayısıyla kesinlikle. Sait Hoca bir önceki kadroyla çıkarak doğru karar verdi. Ha burada ne oldu? Burak Asan'ın talihsiz bir sakatlığı. Ki hoca da onu iyi düşündü. 9. dakika yani bir hoca için en talihsiz bir durum aslında. Evet. Çünkü bir sıkıntı var. Hı-hı. Bak bu ligin geçen bir hocamla da konuştum. İsmini vermeyin de burada. O da aynı şeyi söyledi. Ondan almış olduğum bilgiler biraz da. Biz de takip ediyoruz. Yani bu ligde şimdi bizim üst tarafa baktığımızda pas trafiği en fazla olan, organizasyonları en iyi yapan takımdan biri Pendik, diğeri de Manisa. Hı hı. Şimdi Manisa'yı durdurmak için, onlara oyun kurdurmamak için orta sahada çok koşacak, çok mücadele edecek bir adama ihtiyaç vardı. Bizde o adam kimdi? Burak. Burak'tı. Yardımcısı Tugay. Ya da Tugay Burak. Pat dedi, sakatlandı. Hı hı. Şimdi hocanın kafasındaki bir defa oyun anlayışı, şablon bozuldu. 9 dakikada gitti. Bitti. Yerine giren futbolcu kim? Sefa Kınalı girdi. Sefa, o da yeni transfer olmak şans buldu hemen o. İlk yarı Sefa Kınalı zaten yoktu. Hiç yoktu. Saydık. Yanında Akif Aydın vardı. Gentaş'ın genel müdürü. Hı hı. Beraber konuşuyoruz. Hocam dedi gördün mü dedi. Yok hiç görmedim. Doğru düz topla buluşamadı. Dolayısıyla hocanın kafasındaki o durdurma taktiği bitti ve Manisa çok pozisyon buldu. Çok pozisyon buldu. Evet. İkinci yarı hoca ne yaptı? Değişiklikleri yaptı. Orta da çok güzel tuttu. Kayan Bey'i kenarda bırakmış. Hamle oyuncusu. Tuttu mu? Müthiş tuttu hem de. Dinoy'la birlikte hamleyi yaptı. İbrahim Balde. Hep söylemiş olduğumuz yere geldi. Bolu Spor'un oyun sistemi İbrahim Balde'nin için uygun değil abi. Topla buluşamadı. Yani ta orta sahaya kadar geldi. Gelsin. Dino da geldi ikinci yarı. Ama Dino topu alıp gidiyor. İbrahim Abalde gidemiyor ki. Top taşıyamıyor. Ya taşıyamıyor. İbrahim Abalde'ye ne lazım? Sağdan soldan orta lazım. Bir var santrafor. Son vuruş. Tamam. Bir 10 numara diyorduk Balde'ye göre. Hoca ne dedi? Benim kafamdaki oyun şablonuna uygun değil dedi 10 numara. 9.5-10.5 var hocada. Ben dedi, bunu istemiyorum dedi. İkinci yarı bir şeyi gördük. Hocanın kafasındaki o da tuttu. Dino'yu ta orta sahaya geldi. Top aldı, sürükledi, taşıdı, değil mi? Aldı, verdi. Aldı, verdi. Golünü attı. O zaman hocanın planı yine tuttu. Bak kafasındaki şablon. Kafasındaki sisteme uygun futbolcu. 10 numara olmasa da olur şimdi. Dino'nun oynadığı zaman. Ama Abalde de 10 numara şarttı. Ben öyle düşünüyorum. Şartlar değişir mi peki? Gençlerbirliği maçına Dino ile başlar mı? Tipik bahsettiğiniz başlayacak tabii. Organizasyon başlayacak. Deplasman içinde böyle Dino daha mantıklı geliyor. Bir de Dino'yu orada göreceğiz şimdi. Dino'yu biz Koçeli'nden biliyoruz. Orada 8-9 gol atmış diyelim. Maşallah. Şimdi acaba Dino geniş alan bulduğunda bu performansını orada gösterebilecek mi? Veyahut da kafamdaki soru işareti. Orayı da aşarsak biz bu işi bitiririz derim. Ne o? Kapalı defanslar karşısında acaba Dino çözüm olabilecek mi? O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani daha baskın önde oynayabileceğin maçlarda
içeride olur muhtemelen bunlar da. Burada da Balde daha mantıklı geliyor. Bunların hepsi değerlendirmeye müsait ama bekleyip görmemiz lazım Cino'yu. Bak geniş alanda müthiş işler yaptı diyorum. Tam bir deplasman oyuncusu olacak o zaman. Kapalı defanslar karşısında ne yapar? Biraz kilolu gibi geldi hocam bana. Onu da konuştuk hocamla. İsmini şey yapmayayım. Arıyorum ben sağa sola konuşuyoruz. Hocam diyor. O gördüğün diyor. Kas diyor, kas. Afrikalılarda genelde bu var diyor. Gayet de mantıklı. Güçlü. Güçlü. Adam omuzlarını görmüyor. Vurdu mu yıkıyor. Vurdu mu yıkıyor. Birincilik oyuncusu. Aynen ve şunu da söylüyor. Yani penaltı da yaptırabilir diyor. Rakibe diyor sarı kart da kırmızı kart da gösterebilir diyor. Çünkü durduramıyorsun arkadaşım. Yani iki kişi varsa sağolsa. Yani ben Utku inanmayan tutmaya kalksam mümkün değil ama alır götürür bizi adam ya. Valla sürer bizi yani peşine. Hocam peki Landel'in de olmaması. Yani Landel Bulsuver için yani ciddi iyi bir orta saha. Ciddi tabii. Yani orta sahaya koyacağınız ilk adam Landel olmaz mı Bulsuver'da? Ya olur tabii. Ne sağ açık ne sol açık ne önlü böyle ne bir şey. İlk adam Landel'dir değil mi? Tabii performansını gördük. Yani bildiğimiz bir Landel. Geçmiş performansını bil isterse oynuyor. Maç sayısı fazla. Maç kazandırıyor tabii ki. Penaltı yaptırıyor. Landel'in de bir özelliği var hocam. Çok adam, penaltı alıyor. Adam eksiltme özelliği var. Son zamanlarda öne gitme. Aldığı topu arkadaşına kazandığım özelliği daha fazla olmaya başladı benim gördüğüm kadarıyla. Ya bunlar artı. Yani. Hepimizin artı ama ya bu maçta şunu söyleyebiliriz. Yani bir özet yapacak olursa. Eray görev aldı diyelim iki, onun yerine. İki ayrı Boluspor seyrettik. Bir, çok kötü bir Boluspor. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. İyiyiz filan diyen varsa, ilk yarı iyiydik diyen varsa ayıp olur. Konuşmaya gerek yok. Ama ikinci yarı çok değişik şeyler oldu. Ben burada o 5-6 farklı içeriye girebildik diyor ya. Hı hı. Manisa Spor'un teknik direktörü. Evet. O rehavet. Onlar zannettiler ki biz ilk yarıda yakalamış olduğumuz pozisyonları ikinci yarıda da bulabiliriz. Çok zayıf gördüler. Öyle bastırdı. Eğer biraz daha böyle dengeli olmuş olsaydı daha farklı sonuç şey de olabilirdi yani. Soyunma odasında 1-0 gerisinde ikisiydi Bolspor. Ben maçı çeviremezdik diyorum. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Çünkü o gol bizim performansımızı artırdı. Öbür tarafın gardını düşürdü. Peki 1-0 geride gitseydik Dino ile şeyle başlar mıydı? Kayanba ile başlar mıydı hocam? Bence başlardı herhalde. Yine başlardı. 1-1'de de başladı. Abi şimdi Balde'ye gördük yani Balde yapamıyor. Orta sahaya geliyor. Balde orta saha oyuncusu gibi oynamaya başladı. Maçı seyredenlerin de aynı orta kanaati bu. Balde santrofor mu? Balde orta saha oyuncusu mu? Olması gereken yerde değildi. Top gelmediği için orta sahaya geliyordu. Dino da geldi ama Dino top alıp taşıyor. O topu 3-5 saniye ayağında tutması, adamı eksiltmesi beklerin de çıkışını sağlıyor. Valde kanatların bir maçta yaptı. Gençler Birliği maçında. Yanılmıyorsam. Onda da yenildik. Orta sahada bir hatadan yendik mi yenildik? Yenildik Gençler Birliği. Ne maçıydı o burada ya? Göztepe. Herhalde o maçta. Orta sahadan geldi, topu aldı gitti, gol attı. 3 hafta yok. Son maç oldu. Sakatlandı. O da zor. Denizli maçı hocam. Denizli maçı bravo. Denizli. Evet. Hocam postmak'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani abi postmak ben gol de attı. Attı. Oynama süresine göre en golcü adam postmak Bolspor'da şu an. Çok bir süresi yok ama adamın 2 tane golü var. Postmak'ı neye göre değerlendireceğim şimdi? Şimdi terazi olması lazım. Ben Yusuf'a göre değerlendirirsem hocam hangisi? Yusuf. Hocam Onur Yusuf. Yusuf. Misal. Yani teraziye koyduğumda görevini yaptı. Bir de gol attı. Ayrı mevzu. Hayata döndürdü bizi o gol zaten. Ayrı mevzu. Tabii. Ama yani Yusuf oynamalı. Daha fazla konuşmuyorum. Yani. Bu hafta da muhtemelen Yusuf Bosmak. İkincisi. Tamam. Onur cezalı değil mi? Cezalı. Acaba şimdi bu geri dönüş, idmana çıkma konusunda bu da etkili oldu. Bak işte belki bu de daha iyi olacak. Bak arkadaşım şimdi biz bunları çok yaşadık. Futbolcuyu kadro dışı bırakıyorsun. Oo, kızıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bu böyle yapar mı, nasıl yaparmış? Ne o? Kadro dışı bıraktım. Abi bir dakika, kadro dışı bıraktım demeyle bu iş olmaz. Bir de bunu geri çevirmesi var. Sen bunu öyle bir göndereceksin ki göndermen lazım ki. Yani hani çarpıp gidiyor derler ya. Çarpıp gitmeyeceksin abi ya. Göndermeyeceğiz. Pek çok futbolcuyu geri getirmek için olağanüstü çaba sarf ettik. Nasıl getirecek? Kendimizi ezdirmeyeceğiz kulübüz. Onun için
göndereceğin adamı öyle hemen bir hışımla gönderdim demekle bu iş olmaz. Ama akıllı hareket etmek lazım. Ya bu kriz bile olmadı. Yani kısa sürdü bir şey olmadı. Olmadı. Tertemiz. Ya ilerisi için bu bir tecrübe olsun bu. Ben ters gönderdim. Olsun. Ne hali varsa görsün. Yok, böyle. Yaptı onu iki ay önce Gökhan Karadeniz'i gönderirken yaptı. Orada tamam. Aslanlar gibi. Benim kendi iş yerim olur. Kendi fabrikam olur. Kendi şirketim olur. Kovdum sen dersin gönderirsin. Burası öyle değil ha. Niye onun yerine adam alırsın? Bunun yerine de adam alırsın şu anda. Zaman var. Ama param varsa alırsın. O zaman var olanı biz ne yapacağız? Değerlendireceğiz, doğru kararları vereceğiz. Evet, o da aslında bu süreçte... Verilmiş doğru karar demek. Hocam biraz yorumlardan gideyim. Melih Okutan Erzurumspor maçında golü attı, takımda kaldı ama bakıyoruz bu hafta hiç olumlu bir hareketi yok. Neden hala Melih'te ısrar ediyoruz? Arda onun yerine oynasa yedekten daha iyi olmaz mı demiş Burak Parlak. Melih hocam? Ya çok dalgalı performans çiziyor ama bu biraz da... Bak biraz da neye biliyor musun? Rakibin oyun sistemiyle alakalı. Efendime söyleyeyim, biraz da karşısında oynayan adamın gücüyle, futbol zekasıyla alakalı. Bregu'ya bakıyorsunuz mesela, Bregu da aynı şekilde. Ya Bregu iki maçta süper top oynadı ama sonraki haftalarda aynı başarıyı gösteremedi. Biraz düştü, başarılı da. Neden? Şimdi, rakip iyi baktığında şunu görebiliyor. Yani yakın oynadığında, hareket alanı daralttığında, geniş alan bulduğunda biraz daha veya uzaktan hamlelerini yaptığında başarılı oluyor. Dolayısıyla yani ya Melih'in geçmişini biliyoruz ya. Hemen silip atmayalım. Evet. Hocam sizce takımda hangi mevkileri takviye lazım demiş Adem Elikkaya. Takviye. Bir stoper alacaklar, bir kaleci alacaklar biliyorum. Açıklamaları da böyle. Şu an başka yer adam düşünülmüyor zaten. Bence yani de öyle. Şimdi sağ tarafa, sol tarafa alternatifler var şu anda. Var. Alex var. Oynamaya. Var tabii var. Safa var yani. Tabii var. Del dönüyor, Gökhan Alsan dönüyor. Mutlaka 3 transfer yapıldı. İyi transferler bunlar. İkisi müthiş. Çok, bu maçta çok hoşuma gitti. Mesela Safa'ya da ayrı bir yer açmak lazım. İlk yarı 9. dakikada 10'da girdi ama 45 dakika 7'de oradan ekle. 45, 7'de 52 mi? 52. O, pek fazla iş yapamadı ama ikinci yarı baktığımızda topu ayağına aldığında çok klas hareketler yaptı. Var yani katkı alacak değil mi hocam? Var. Hele 3. goldeki o şey var ya, organizasyon harikaydı ya. Çok güzeldi. Evet. Yusuf fazla şişirildi demiş İsmail Esen. O da yükseldi. Çünkü şu anda en az maaş alan oyuncu aylık 500 dolar. Kendi takım arkadaşlarıyla yabancı herkes fazlasını alıyor demiş. Bir tane söyler misin? İsmail Esen. Aylık 500 dolar. İsmail Esen. Ne diyor ne diyor? Aylık 500 dolar alıyor demiş. Yusuf İsmail için. Abi bizim teknik sadaştık İsmail abi. Bu bilgiye nereden ulaşmış ki? Hocam bilemedim. Çok ilginç. Aylık mı diyor maç başı? Aylık. Ya aylık 500 değildir o. Maç başı falan maç da veriyorlar. Maç başı ya. O kadar da veriyorlar. Ama ne verirlerse versinler 5 kere 5, 25, 2500 dolar ya da euro yapar ki ayıp olur. Düşük bir rakam. Ayıp olur. Futbol için. Devam edelim abi. Verirler. Baştan çözer hocam. Selamlar, iyi yayınlar demiş Uğur Mutlu. Özcan Duran. Hocam yeni transferler nasıl? Sefa, Dino, Alex. İyi yayınlar demiş Özcan Duran. Ben Özcan Bey Dino'yu bu maçta beğendim. İyi. Takıma katkısı oldu. Takıma pozisyon bulmada, ya oyun kurmada, onu da bırak. Çok iyilerdi, Sefa da iyidir ama Alex'i görme şansımız olmadı. Hayırlı akşamlar Ankara'dan gençler, Ankara'dan hayırlı akşamlar demiş Erdoğan. Gençler Birliği maçını alacağız demiş. İnşallah. Selçuk Aydın, Landel, Balde ve yeni transfer Alex de takıma eklenirse bu takımı kimse tutamaz demiş Selçuk Aydın. Hocam Balde ile Dino yan yana oynar mı? Oynar. Niye oynamaz? Top taşıyan bir adam dediniz Dino için. Biraz daha 10 numara, 9.5, 10.5 forvet arkası. Ya Dino dedim ya bak, geniş alanda müthiş. O zaman Bindi oynamaz. Forvet arkasında geniş alanı bulamazsınız. Bakacağız. Geniş alan. Bak biraz önce bir şey söyledim. Gazdan çayırında var hocam, başka yerde olmaz. Vücudunu çok güzel kullanıyor dedim. Ayağına top aldığında hamleleri, adam eksiltme zamanlamaları mükemmel. Bak ilginç kelimelerden bahsediyorum. Hı-hı. Yani bu hırsını da devam ettirirse... Çabuk bir oyuncu değil mi hocam? Çok, arkadaş ya hayret bir şey. O vücuda rağmen... Çabuk. Balde'nin o inceliğine rağmen daha tabii çok çabuk olması lazım değil mi? Düz mantık baktığında. Öyle öyle olur. Tabii bu kas yapısıyla, adale yapısıyla alakalı evet. Da. Bununla alakalı da ama baktığımda Balde'nin daha çabuk olması lazım. Vücuda bakıyorsun, dinliyor lan diyorsun. Kim abi? Sumo güreşçisi mi diyorsun? Ama adam çok müthiş çabuk, müthiş kıvrak, müthiş hareketli. Bu bir özellik yani. Evet, Dino, bayacağım, bayağı Dino'yu tuttunuz siz bugün. İnşallah. Kozan'la da öyleydi mesela.
Kazango'ya benzer bir oyuncu değil mi hocam? Evet. Kazango mu Dino mu? Erken mi bunu söyle? Erken ya. Değil mi? Hala içinden Kazango geçiyor insan. Çok güzel bizim sözümüz var ya. Bizim memlekette civciyi gözsünüz ayarla diyor. Değil mi? Biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Nabi satarlar yararı içinde satmaları gerekir de diğer rakip bedavaya vermeseler demiş İsmail Esen. Nabi'yi bedavaya vermeyin demiş. İsmail abi vermezler işte onun çabaları var zaten. Yani burada biraz değerini yükseltelim ki değerinden anlayacak adam da değerine göre para versinler abi. Allah'ın izniyle o sene bu sene demiş Recep Çevik. Özgür Işık yayınlar dilerim ve de Abbarim hocamıza saygı ve selamlar demiş. Eryaman Sinan'da bizim taraftarlar için ek kontenjan açılacak mı? Talep çok demiş Mustafa Yıldız. Bilmiyorum. Bunu sorarız, öğreniriz. Orhan Şafak sağlam tecrübeli bir kaleci daha gerekli. Bize de şu andaki yedek kaleciler playoff'a ve şampiyonluk yolunda çok da yeterli değiller demiş hocam kaleci. Ya şimdi geçmiş dönemlerde biz şöyle yaptık. Sayın Özkan. Ben hocamla sohbetimde şunu söylerim hep. Hocam ben Bolu Spor'da asbak kadar görev yaptım. Pek çok hoca ile çalıştım. Pek çok futbolcu ile çalıştım. Ancak ben dışarıya hiç çıkmadım. Şimdi baktığınızda Sait Hoca pek çok kulüpte çalıştı. Pek çok başkanla, pek çok yöneticiyle, pek çok futbolcu ile çalıştı. Değil mi? Evet. Onların tecrübeleri bizden çok daha fazla. Çok daha fazla. Yani lan unutturdu bana ne sordu? Utku konsantrasyonu mu bozuyorsun? Bozdu şu anda. Ne sordu? Hı? Ne sordu? Kaleci hocam. Ha, şuraya getireceğim hadiseyi. Çok güzel. İkisi bir arada olmadı. Geçmiş dönemde Ertuğrul'la Gökhan yarışma yaptıklarında ikisinin de performansı doruk noktaya çıkmıştı. Hoca oradan yola çıkarak geçen seneki kaleci zafiyetimizi görünce bu sene ikisi bir arada olsun dedi. Ama Selmani ne yaptı? Haklı olarak gitmek istedi. Gitsin. O zaman şunu yapmak lazım diye düşünüyorum. Artık futbol hayatının sonbaharına gelmiş. Son senelerini geçirecek. Oynamayı kenarda dursa sıkıntı etmeyecek bir kaleci olabilir. Bulurlar diye düşünmekteyim. En doğrusu da bu. Yok, daha genç bir kaleci gelecek herhalde. Veyahut da işte umut vadeden böyle gelecekte başarılı olabilecek varsa öyle şey kiralık vardı. Serdar'ın evladı bizim. Öyle mi? Tabii kiralık değil mi? Mallık değil abi. Kiralık ya. Bartu. He? Bartu bizde diye biliyorum hocam. Bizde hocam, bizde diye biliyorum ben de. Kiralık mı? Öğrenir misiniz bunu? Yani yanlış bilgi vermeyelim insanlara. Önümüzdeki iki deplasmanda Boluspor 6 puan aldığı takdirde kalan maçlarda iyi bir hava ile hedefe yürürüz. Çünkü içerideki tüm maçlarımız direkt ilk 7'deki rakiplerimiz ile demiş. Semih Erdoğdu. Evet. Yani zirveyle hep içeride oynayacağız. Güzel bir ses. Bir saha maçlarına ihtiyacımız var. Bu seyircimiz de böyle bu şevkle, bu azimle, bu kararlılıkla. Taraftarı iyi maşallah maşallah. Ya gerçekten iyiler. Yıllardır Kıbrıs'tan geliyoruz. Altay maçı her maça gittim demiş Ersin Emel Güzey. Geçmişten Emin Bayram'ı Galatasaray'dan kiralama şansımız oldu ve iki sezon kiralık da olsa kayalık kulüplerinden geliştirip gitti. Süper Lig kulüplerinden yine kiralık olarak futbolcu alınmamaz mı? Fenerbahçe'de karşı şansı bulamayan Arda Güler için kiralama teklifinde bulunursa daha iyi olmaz mı sayın hocam demiş. Yok canım. Arda Güler. Bizde bir Arda var yetiyor ya. Olsun. Şimdi görüşünü söylemiş. Bu da bir görüştür. Tabii de vermezler öyle bir şey söz konusu olmaz. Yok. Utku ne dedin? Var hocam. 2024'e kadar bizim futbolcumuz. Var. Bizim futbolcumuzmuş. 2024'e kadar bizim futbolcumuz. Kiralı falan değil. Sözleşmesi hocam kalecimiz maşallah iyi ama fenatlarda çok yetersiz diyor. Söyleyelim bak 2024'e kadar bizim futbolcumuz. Evet. Ben yanılmışım. Hocam kalecimiz maşallah iyi ama penaltılarda çok yetersiz. Yer tutamıyor ve gol kurtaramıyor. Penaltılara çalıştırmak lazım demiş Nihat Ayhan Özmen. Ya şimdi bu da bir özellik biliyor musun? Bazı kalecilerin mesela o şeyde vardı. Ziya vardı bizim kalecimiz. Tabii penaltıcı. Penaltıcı. Kasımpaşa'dan geldiydi. Bravo. Bak nasıl hafıza. Ziya Aydın. Ziya Aydın bravo. Yani onda o özellik vardı biliyor musun? Bazı kalecilerde oluyor bu. Bazı futbolcular, kaleciler mesela cepheden gelen toplarda çok iyi oluyor. Bazıları hava toplarında çok iyi, bazıları yan toplarda çıkıyor. Penaltıda bir özellik abi. Hocam son 3 maçta 3 penaltı, 3 kere skorda geriye düştü Boluspor. Ama hep öne geçti değil mi sonra? Hep çiğ geriden geliyor. Hep de penaltıdan geri diye düşüyor. Bu da güzel. Ne bu? Özgüven var. Hakkını verelim burada. Demek ki futbolcular şuna inanmışlar. Biz geri düşsek de bu maçı kazanabiliriz inancı işlerinde var. Bu da güzel bir şey. Bunu kaybetmeyelim. Evet.
Diyarra Başakşehir'den gelmedi. O farklı bir oyuncuydu. O kiralıktı. Devre arası gitti. Bu Diyarra altyapıdan çıktı diyor. Biliyorum canım onu biz. Yani tamam Murat Altınsoy diyor ama ben de bu Diyarra'nın Başakşehir'den bizim altyapıya geldiğini söyledim. Yanlış mı ya? Ben altyapıda Başakşehir'den geldi. Bu Diyarra Subah. Diyarra Subah altyapıdan Başakşehir'den gelmedi mi ya? Ben öyle hatırladım. Bizim altyapımız oradan gelmişler. Ben de bilmiyorum. Yanlış mı hatırlıyorsun? Ne güzel. Abi Murat ekip, Altınsoy. Ya arkadaş böyle profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Ne güzel. Güzel hemen ya. Her yerde bak. Yanlış yok. Vallahi, yanlış varsa düzeltiyoruz. Murat bak. Altınsoy da bak oradan söylüyor. Herkes de acayip bol spor takip ediyor. Altyapı oyuncusu bile takip ediyorlar maşallah. Tebrik ederiz. Bizim taraftan iyi ya hocam. Çok güzel. Ersin abi Cuma ara beni demiş ya. Bunu buraya yazmamış o. Kim o? Mustafa Yıldız. Ara beni. Bunlar kendi aralarında konuşuyor da beni ara diyor. Ersin abi diyor Cuma günü beni ara diyor. Ersin Bey Mustafa Yıldız arayacaksınız Cuma günü. Onu da söyleyelim arasın birbirine. Ve artık çok penaltı oluyor demiş Nihat Ayhan Özmen. Ya biraz bu dengesiz girişler. Ama bu baktığınızda bu Süper Lig'de de var. Hani kontrolsüz güç değildir. Hocam bu dengesiz değildir. Girişlerde ben de şey diye bağlayabilirim bunu. Yani ya çok hırslılar. Ya da çok güçsüzler de artık yani kendine hakim diyor, ayaktan hakim olamıyor mu? Ya da çok mu hırslı? Kontrolsüz giriş. Ya kontrolsüz giriyorlar. Bunu bizim ligde çok karşılaşıyoruz bunlarla yani. Ama bizim sonuç maçta 3 tane penaltı yiyeceğim 1 saat. Evet. Ya. Değil mi? Kolay değil. Geriye düşüyorsun. Nebi artık Yıldız adayı maaşının yükselmesini hak ediyor. Orta yolu bulmamız lazım demiş Emre Kaya. Benim Ümit Yıldırım izliyor. Ümit bizim mont ne oldu? Ümit Yıldırım izliyor da. Baban spor. Ne diyor Ümit kardeş ya? Hocam benim montu değişime gönder daha gelmedi ne ya. Ne montu? Hocam mont aldım. X large getirmiş bana. X large. Kendi gövdesine göre getirmiş. Benim ömrümde oldu büyük bayraklarla plastik su borusu takılmış yıl duruyordu diyor. Ha benim önümde oldu diyor İsmail Esen. Büyük bayraklara plastik su borusu takılmış. Zor duruyordu. Aşağıya sarktığı için birkaç sinirli hatta rahatsız bir arkadaş bayrakları alın seyredemiyorum diye sağa sola koştu. Biz de onlar Bolu Spor'a çalışıyor. Bunlar TV'de gözüküyor. Sen biraz yana kay diyerek çözdük demiş İsmail Esen. O muymuş İsmail abi? O abi iki tabi öyle İsmail abi çok iyi Bolu Spor'da. Ama şey Yasin bahsetmiş de o da çözmüşler orada. Çözerler. Yana kay demişler. Ya. Yana git abi ne işin var senin orada? Yani İsmail abi de öyle şey değil yani öyle tönkemen bu adam değil oturakta adam. Çözecekler demiş yani biz de burada demiş bu bayraklar görünüyor. Bu tabi o bayrakların önemi var orada hocam. Şu taraftarı hareketi bile güzel görünüyor ekranda. Çok güzel gözüküyor evet. Selam hayırlı yanlar sizleri görmek güzel. Hollanda'dan kucaklıyordu selam demiş Halil Narin. Teşekkür ederiz. Bu hafta Ankara'dayız. Takım yalnız değil. Gençleri yenersek hafta İzmir'deyiz demiş İsmail Esen. Hocam Melih ve Burak Hasan ısrarı neden demiş Burak Parlak. Ya Burak Hasan'ın şimdi oyun anlayışıyla bak hoca Burak Hasan'la niye çıktı? Dedik az önce. Koşuyor, mücadele ediyor, rakibinin oyunu bozuyor. Yani ben şuna çok güceniyorum kendi kendime. Ya bu insanları ya çok da hafife almayalım. Şimdi bir hafta boyunca, aylar boyunca futbolcuyla olan kim? Yani yönetici, hocalar bunlar şimdi. En iyi onlar biliyor. En iyi bunlar biliyor performansları. Şimdi Burak Hasan eğer hocanın kafasındaki oyun sistemine uymamış olsaydı ya niye oynasın şimdi? Yani hocanın tercihi o bilecek. Ya doğru ben onun için şey yapmayalım yani daha iyileri geldiği vakit performansları biraz daha düşük olanlar ne yapıyor zaten? Kenara gidiyor. Hiç affetmez. Şimdi burada şansı kim yakaladı? Onun yerine kim girdi? Şafa. Aynı performansla devam etsin. Burada konuşturmasın. Tabii canım. Değil mi? Zaten forma yarışı olmazsa hocam biz kazanamayız. Tabii ki abi. Rekabet olacak içeride. Tabii ki. Hocam hızlı devam etmek istiyorum. Çünkü çok yorumlar var. İbrahim Baldi'ye Eren Tozlu lazım demiş. Eren Tozlu Erzurumspor'da hocam. Daha önce Giresunspor'u falan şampiyon yapmış. Öyle bir yorum var Recep Çevik. Evet. İyi yayınlar İstanbul'dan Bahattin Uğurlu. Başarı istemeyenler var. Teknik ve temlikler, icralar bunları yapanlar bollu olamaz. Başkana yardımcı olalım demiş Bahattin Uğurlu İstanbul'dan. Burak Hasan orta saha rakibini bozmak, oyunu bozmak bunu da yapıyor demiş. İsmail Esen eklemiş. Evet. Denizli maçıymış az önce konuştuğumuz. Üçüncü golü attı Balde Denizli'ye demiş. Murat Altınsoy. Evet doğru burada söylemişlerdi. Doğru sağ olsun. Gökhan Karadeniz gidince Birey kendine gel demiş Ersin Emel Güzey. Güzel burada çok mesaj var yani. Hocam bu hafta Ankara'ya çıkartma yapacağız. Taraftarda 3 puan alıp döneriz. 2008 ruhu yakalarsak bu sene şampiyonuz inşallah demiş Özcan Duran. Niye olmasın? Olur. Evet Muharrem hocam haklı 2 sene kiralık verdiler. Basın öyle yaz demiş Dursun Demir. Bilmiyorum. Evet. İyi yayınlar. Muharrem hocam Vedat Bey Gençler Birliği Bolu Spor biletleri satışa çıktığı zaman 0-14'te paylaşır mısınız? Hocam paylaşın 0-14'te. Tuncay Esmer Ters demiş.
Boluspor Gençler Birliği. Bu maçın biletlerini de takip edeceğiz. Hocam Boluspor maçla ilgili toparlayalım maçı çünkü şimdi icralara geleceğim. Şimdi bu hafta neye geleceksin? İcralara. Ha. Bu hafta Gençler Birliği maçı var değil mi? Onu mu konuşalım? Nasıl İcra'yı mı konuşalım? İcra'yı konuşalım. Ha? Maçı bitirelim mi hocam? Gençler Birliği maçı, beklentiler. Onu konuşalım, bundan sonra şu saha dışı olayları da önemli. Ya, Gençler Birliği maçı, hocamız da söylemiş, kolay bir maç değil. Şimdi böyle maçlarda futbolcuları motive etmek zordur. Hocam 7 puanları var. Bence bunlar ligden düştü. 8 transfer yap dediniz. 8 transfer yaptılar. Kurtarır mı kurtarmaz? İlk yarı 7 puanla bitirirsin neyi kurtarıyor? Eğer bu hafta bak Altın Ordu'ya yenilmemiş olsalardı şansları daha fazlaydı. Hocam 40 puan toplamaları gerekir. Benim şu andaki bir şey 19 takım oldu birlikte 33 puana ihtiyacı var. Niye toplaması? 11 tane galibiyet. Yok hocam ya. Ya niye futbol bu? Abi niye umudunu bitirdin sen o zaman hiç uğraşmayacaksın. Ben bunlar bitirsin onun için diyorum yani adamlar zaten bir galibiyet var o Boluspor'da. İlk yarıda Boluspor'u yenemeseler de bugün 4 puanda olacaklardı bunlar. Şimdi 8 transfer de yapmazlardı. Doğru yapmazlardı. Şimdi ben bizim maçı dönüm noktaları olarak görüyorum. Bak bizim maçı dönüm noktaları. Bak, baktığınızda üst taraftaki bakınız Denizli mağlup. Bunlarsa Malatya mağlup. Tuzla mağlup. Belki rakip olurlarsa kendilerine Altay mağlup. Yani hocam, çok büyük bir şey kaybetti. 4 takım düşecek yani. Onu da 4 takım kadar düşecek mutlaka. Ya, ya burada 3'ünü geçeceksin. 19 puanlı Tuzla'ya da rakip olacaksın. Ya bir de o var. O kadar fark var ki. Yani şunu mu söylememi bekliyorsun benden? Biz Gençler Birliği maçına gideriz. Çakar geliriz. Yok hocam iner geliriz. Yener geliriz. Şimdi bu mu? Ben de diyorum ki hocamızın da ifadelerinden yola çıkarak bu ligde kolay maç yok. Buna Gençler Birliği maçı da dahil çıkmadık. Can'da umut vardır derler değil mi? Hocam siz bunlara umudu devam ettirmeye çalışıyorlar. Sait Hoca'nın futbolcularına söylemlerini yapıyorsunuz değil mi? Şimdi. Sait Hoca muhtemelen öyle söylüyordur şu an. Şunu okuyuversene. Hocam açmadınız telefonu. Şunu. Ayıp olur şimdi. Kim o? Hocam bu arada bir hatayı düzeltelim. Hocam parmak izi. Hocam parmak izi. Yara Sabuha bizde profesyonel olmuş. 2021 yılında 5 yıllık sözleşme imzalamış. Nereden gelmiş? Bizim altyapımızdan abi. Ama bizim altyapımızdan... Hayır. Başakşehir'den gelen bu yabancı değil, değil mi? Ha değil, tamam. Değil. Murat Altınsoy'du herhalde o doğru söylemiş. Evet. Hocam hatay ne oldu? Bizde. Profesyonel evet, bizde oldu. Evet. Boluspor iyi giderken Boluspor'un sahte dostları harekete geçti. İcra kuyruğuna girmişler. Savaş başkanımız zarar eden yıllara dava açmalı ve gerçek Boluspor dostlarını kazanmalı. Selamlar demiş ki yere dedin İsa. Ya şimdi bu müthiş bir İsa Bey ta böyle Yunus Çufalar'ın, Yener abilerin döneminden Boluspor'u takip eden bir Boluspor dostu. Sadece şeyi takip etmiyor. Bak bunu da söyleyeyim ha. Profesyonel takımı. Altyapıyı da takip ediyor. Bana geçen sene burada konuştuk. Defalarca Yusuf'tan bahsetti. Defalarca bahsetti Yusuf'tan. Hmm. Bak Yusuf nerelerde? Oraları da takip ediyor. O da büyük bir yetenek. Gerçekten. Ama doğru söylüyor. Yani şimdi icra konusunda hepimizin merak ettiği şeyler var. Boluspor'a son icra ne zaman gelmişti biliyor musun? Hatırlıyor musun? Düşün bakalım şöyle gözlerini kapa bir git. İcra ne zaman geldi? Bu ligdeyken gelmedi. Bu ligdeyken gelmedi. Efendim? Eski tesislerdeyken gelmişti. Beşiktaş'ın tesislerindeyken. Kitapçık çıkartmıştık biz biliyor musun? Böyle bir hoş geldiniz. Ne istediniz? Vatandaş diyor ki icra diyor. Geçmiş dönemlerden kalan borçların temizlenmesi o dönemde de çok olmuştu. Necip Başkan'ın dönemiydi. Doğru hocam. Çok uğraştı onlar da. Nedret Bey vardı o dönemde. Ben çok iyi hatırlıyorum bunları. İcra'ya geldiler. O toplantı salonunu aldılar. Dediler ki kardeşim siz nereye geliyorsunuz? Nereye geldiniz ya? Ya burası Boluspor kulübü. Bir de nasıl burada şey yaparsınız? Allemetler, kullemetler bir şekilde adamları gönderdiler. Ama bak Boluspor oralardan buralara geldiyse ayıp. Şimdi icrayı o dönemlerde temizleyenler Boluspor'u buralara getirenler şu anda tekrar icralık olunmakla anılıyor. Bu hoş bir şey değil. Kendimi ifade edebildim mi? Evet. Yani Boluspor'da o dönemde icra
temizleyenler şimdi icra bıraktı diye gündeme geliyor. Ya ben ona inanmam. Tamam, hata yapılmıştır. Olmuştur. Yani başkanlar oradan yok, kendine çalışmış, yok öyle şeyler. Vallahi olmaz. Ben bu konularla ilgili şunu bekliyoruz. Yani ben 66 milyon liraya çıktı deniliyor borç. Ya bu 66 milyon lira borç nereden oldu? Nasıl oldu? Niye bu kadar arttı, birdenbire artıyor? Yani ummadık yerlerden borçtan mı çıkıyor? Beklemedik yerlerden. 50 milyon gibi kongrede konuşuldu. 65 oldu. 45-55. Darbe mi yeniyor yani buralardan? Merak etmiş olduğum konu, bizim bu konuda aydınlatılmaya ihtiyacımız var. Şimdi kamuoyunda insanlar konuşmuyor. Zaman zaman Savaş Başkanı açıklamalarını dinliyoruz. Bazı yerlerden de sessiz sessiz, yok öyle, yok böyle. Ya arkadaş, çıkmış adam açıklamış. Siz de açıklayın ya madem. Doğrusunu bulalım bu işin. Ben doğruyu bulamıyorum. Siz bulabiliyor musunuz? Yok, şu anda belli değil. Ya hiç kimse doğruyu bulamıyor ki. Sezon başında kongreden önce belediye görevlileri gidip orada 2 ay kamp kurmadılar mı borçlarla ilgili? Yani çalışma yaptılar. Ya bu işin doğrusunu için. Onlar bulamazsa garip Muharrem Hoca nereden bulsun? Benim matematiğim zaten iyi değil. Yo, onlar da çıkamadı herhalde. Tanju Başkan gönderdim birilerini değil mi? Ne bu o zaman şimdi bu? O zaman bilmediğimiz şeyler var bizim. Başka bir şeyler dönüyor. Başka bir şeyler var o zaman. Birilerini kollamak olabilir bu. Veyahut da yeteneksiz insanların bu işin üzerine gitmeleri. Her şey geliyor akıla ama icra konusu gündeme geliyorsa her ne olursa olsun ayıptır ya. Ben bu işi çözerim de hocam, Yaşar Yağdı'nın bu programa çıkması lazım. Kimi? Yaşar Yağdı'nın. Değil mi? Evet. Ah işte yayında. Tamam. Başka neler var? Çok şey var hocam. Konuşacağız, devam edeceğiz oradan da. Vedat Bey, Muharrem Hocam iyi yayınlar diliyorum. Böyle güzel bir galip geldiğimiz zaman çok mutlu, huzurlu oluyorum. Ve o hafta çok güzel geçiyor. Böyle devam ederiz inşallah. Selamlar demiş Kazım Çelik. Kazanca güzel. Bak insanların hayatına girmiş ya. Vallahi hocam ben ya de mutluyum. Çok ilginç sen, bir şey ya. Pazar günü, cumartesi yeni verirsen pazarın da çok güzel oluyor. Bak hakikaten çok ilginç. Vallahi güzel oluyor. Şimdi şöyle düşünüyorum ben ya. Ne düşünüyorsun hocam? Bu programları, mesela bu Kazım Çelik'in ifadelerini Sait hocamız almalı. Bunun gibi pek çok var böyle. Bolu Spor'la yatıp kalkıp düşünen, mutlu olan. Futbolculara şunu söylemeliler yani arkadaşlar, bakın. Hayır, herkes ya bu adamlar garip. Bu adamlar Bolu Spor sevdalısı. İnsanlar sizin başarılarınızla mutlu oluyorlar. Allah aşkına şunları mutlu bir fazla yapın. Oynayın. Ya bir fazla oynayın ya. Sevabı var bu işin. Ya gerçekten bakıyor musun şu adamın samimiyetine ya? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bolu Spor Gençler Birliği'nin hayallerimize bir adım daha yaklaşırız. Kuşadası'ndan selamlar demiş. Sedat Yemişen. Kuşadası'nda hava nasıl ki ya? Burada soğuk ya. Gerçi çok soğuk yok ama. Orada yoktur hocam. Bu sene iyi giriyor havalar. Gençler Birliği'ne inersek dokunmayın keyfimize demiş. Kazım Çelik eklemiş. İnşallah. Bu ligde birinci ya da ikinci olma ihtimalimiz olabilir demiş Selçuk Aydın. Hayrullah Mutlu, iyi akşamlar, iyi yayınlar Vedat arkadaşım. Hocama da iyi akşamlar. Yeni alınan futbolculardan Alex ve Kayamba'yı ilk yarı oynatsaydı daha iyi olabilirdi. Alex ile Kayamba çünkü ilk yarı çok tehlike atlattık diyor. Alex oynamadı Alex. Deneyecek. Onu da bir şans bulacak. Oynatmayın. Şimdi biz belki oyun planlarını bozmuştur. Burak Hasan'ın sakatlığı hocanın kafasında vardır da. Mutlaka vardır. Yani şimdi kadroyu aldığına göre ikisine yer verdi. Ama zamansız bir sakatlık. Şeyin oyuna zamansız girmesi Şefa'nın. Belki hocanın kafasındaki oyun planlarında ne yapmış olabilir? Bozmuş olabilir yani. Düşünmüşlerdir mutlaka. Döviz arttı, fiyatlar da arttı. Çok arttı hocam demiş Nihat Ayhan Özmen. Her şey artmış hocam. Doğru, her şey arttı. Bizimkiler aynı yerde duruyor da bitti maşallah. Cebimize girenler. %30 daha girmedi hocam. %30 daha yok. Lan yok, bakıp duruyorum. Koyma, vermediler. Eksik geldi. %17'si 16'si mi gelmiş? Anlasınlar şu garibin halini. Garip ilk defa bu hafta kaplıcıya gidemedi abi ya. Hocam bir sponsor lazım. Kaplıcıya sponsor. Acil. En önemli bir istatistiği unutmayalım. Bu sporumuz iç sahadaki Yaşar Birliği yenilgisinden sonra hiç yenilgi almadı. 10 maç iç saha yenilmezlik, 7 galibiyet, 3 beraberlik devam ediyor. Rakiplerimiz itinayla duyurulur demiş. İçeride bir Yaşar Birliği'ne yenildik hocam. Evet. İcralar yüzünden Bolu Spor Store'daki post makineleri bile başka firma üzerinden alınıyor diyor. İcralar yüzünden Bolu Spor Store'daki post makineleri başka bir firma üzerinden alınıyormuş. Gelirleri onu yazmışlar ama ne yapayım ben şimdi ne diyeyim? Ne oldu, yanlış mı oldu bu? Hocam yanlış oldu. Ha şimdi düzelt. Ya Bolu Spor'un bütün gelirlerine şey koymuşlar ya. Kimli koydular? Kredi kartıyla Bolu Spor işlem yapamıyor. Eyvah. Sil bunu. Sil bunu. Ersin Emel Güzel, sil bunu. Evet. İyi yayınlar dilerim Muharrem Hocam ve Vedat Bey. Bu yıl çok rahat maç izliyoruz inşallah. Süper Lig özlemi biter mi? Bolu Spor'uma ilk Süper Lig yolunda başarılar demiş Hüseyin Belin.
Teşekkür ederiz. Hüseyin Bey'in Kıbrıs çık herhalde. Bilmiyorum hocam, olabilir. Evet, benim abi sayfa arkadaş. Hocam Gençler Birliği maçında ilk stoper Burak Sakat, ön liberoda Tugay cezalı. Orada ya, hocanın tercihi ne olabilir? Ne olabilir? Ön libero önemli mi mevki? İshak Çakmak yok. Ya şimdi kadroya da şöyle baktım. Çok eskilerden o aklıma geldi de. İyi bir ön liberoydu, severdim. Ya şöyle kadroya baktım da. Hocam, İçeriden ön libero mu çıkartacak? Bir şey bulacak şimdi. Bakıyorum buraya. İkisi de yok yani. Landeli geri çekebilir mi? Gökhan Alsın sakat herhalde, oynayamıyor. O da... Gökhan Alsın şey olmaz da. Yani Sefa Kınalı bu performansını, oynamış olduğu performansı gösterirse oynanır yani. Sefa ile Landeli oldu. Niye olmasın? Yani oraya şimdi ön libero diye hep ben bir şey söylüyordum ya, böyle çok koşan, çok mücadele eden, rakibi oyu kurdurmayan. Tugay kaçar. Şimdi hocam, içeride öyle kişi yok. Buraya baktığımda ben öyle kişi şu anda göremiyorum burada. Yok. İçeride yok, dışarıda da yok. Yok ama hoca değişik alternatifler artık. Ne bileyim ben. Şurada benim kafamdaki, yani Türkiye'de yerleşmiş olan ön libero anlayışına uygun futbolcu yok şu anda. Şimdi liberoyu tarif ettik ya işte, tamam, top tutan, topu temsil eden, sağa sola atan, o top tekniği iyi olan. Ondan daha ziyade bizde şimdi ön liberolar biraz daha defans ağırlıklı oluyor. Çok üçüncü stoper hocam. Öyle düşün. Ama oyunu kurabilen bir stoper. Şimdi bakıyorum burada yok. Ben şu andaki kadroda göremedim yani. Eray dener mi? Sanki oraya biraz daha yakışan bir. Eray bir, tamam. Eray zaten maçta oynadı. İlk yarı tamam, çok şey değildi ama ikinci yarı atıp çok katkılı oldu yani. İki stoperin önünde Eray'ı mı deneyecek? Ya olabilir. Eray olabilir. Yani oraya daha boylu bir evet, oyuncu mu isteyecek? Yani hocanın bu sefer işi zor. Hem Burak Asım'ın olmalı, sen Burak'a kaçırır. Ben kaçırır. Her taraf için bir alternatif bulabilirim ama şu anda o ikisinin yerine koyabileceği bir alternatif düşünemiyorum yani. Ama o genel yapısıyla hocam Gençler Birliği maçını zaten kadroda buraya bir lander. Ama Eray şey yaptı yani. Eray'da ben işte çok koşma, çok mücadele etme, oyuna katkısı bilhassa ikinci yarı çok daha fazla oldu Eray'ın. Yani o zaman Lander'in gelişiyle birlikte aynı mücadeleyi gösterirse düşünülebilir yani. Ne olmasın? Ya da onun yerine de Lander'i oynatabilir. Lander'i oynatabilir. Hocam yine öyle maçlar. Lan Balde ile mi? Bu maçı mı? Hı hı. Ben Dino ile başlar diyorum maçlarda. Hem deplasman olması, hem gol atması, hem moral, tabii motivasyon. Dino ile başlar diyorum. Değil mi? Yani ben hocanın bu saatten sonra Balde ile maçlara çıkabilme ihtimalini az görüyorum. Yani. Peki hocam kanatlarda? Kayamba çıkıyor. Kayamba 11'de başlar. Kayamba, Bregu. Çok iyi. Bregu da öbür tarafta o şekilde başlarlar. Yani ikisi de iyi. Bregu daha iyi. Bak ben Bregu'dan mutlu değildim, memnun değildim biliyorsun. Hep söylüyorduk burada. Geçmiş senelerde de öyle dedi. Ben Bregu'cuydum hocam. Ben ısrarla söyledim ama size. Ama gene söylüyorum yani. Ben Bregu'dan kazanacak mısın? Düşünmüş olduğumuz performans da değil. Ha, bir iki maçta gördük. İyi. Aynı performansta olursa hiç düşünmem yani onu. Bregu. Gol atıyor, attırıyor, pas da veriyor. Eray'ı oynatır demişler hocam. Sefa evet, ve Lendel yaparlar demişler. Efendim? Eray, Sefa ve Lendel. Orta saha üçlü. Tabii çok güzel olur. İyi akşamlar. Harika olur hocam. Boluspor'a kaleci alınacak mı? Gençler Birliği maçı ve Altın'ın Ordu maçlarının 6 puan süper olur demiş Aydın Özkaya. Evet. İki önemli maç. İshak Çakmak Iğdır Spor'un mangosu ve kaptanıymış hocam. Niye gitti? Fena futbolcu değildi hala. Recep Çevik. Düşüş içerisinde değildi yani. Yok hocam artık zamanla. Şimdi oraya nereye gitti? Para kazanmaya gitti. Son dönemleri. Tabii. Posmak olabilir ama defansta onu kullanacak onu demiş Murat Altınsoy. Bence ön liberoda posmak olmaz. Hayır, bir stoperin olmuş olsaydı belki orada düşünürdüm de. Sen Nabi'yi hocam Nabi'yi koyardın oraya. Ben gözü kapalı koyarım. Sen Nabi'yi galeye de koyacaksın. Santra orada yapacaksın. Şimdi bana biri dedi ki. Biri dedi ki bana. Ya olmaz dedi. Ya bir dakika, niye olmasın? Şimdi bana Tugay Kaçar'dan, Burak Asan'dan bir farkını söyle onun. Yani bir farkını söyle. Ama ben çok fark koyabilirim. Ne dedik, çabuk, çevik, havadan iyi. Hocam ya tabii zaten oyuna katkısı var. Hocam bir futbolcunun ikinci bir mevkisi, üçüncü bir mevkisi olacak. Ya mutlaka olacak. Yani tek mevki için bir futbolcu hani çok hocanın tek tercih etmeyeceği bir şey oluyor. Yani ikinci derler ya, santrafor. Sağ açıkta oynuyor, sol açıkta oynuyor, santraforda oynuyormuş. Yavaş, hepsinde de oynama yani. Ya şimdi öyle de bir şey var. Hayatta da var. Bak bu tür insanlar. Mesela belediyede Ramazan diye bir kardeşimiz var. Ramazan, tanır mısınız? Arkadaş ya. Adama bakıyorum, elektronik işlerinde belediyede o. Ses düzeni yapılacak o. Mevlüt okunuyor. Bakıyorum elinde mikrofon, Mevlüt okuyor. Şarkı söylenecek, sanat müziğinde çıkıyor. Vallahi bak. Ha. Vallahi ciddi konuşuyorum. En son
Şeyde karşılaştım, aşağı sokun mezarlığında alıp. Lan dedim arkadaş bu işi yapıyorum deme dedim. Mezar kazıyordu. Hoca arkadaşımın babası vefat etti dedi. Onun için dedi şey yaptım dedi. Yani ben de cenaze yıkıyor diyecek evet. Sadece. Onu da yap, onu da yap. Vallahi mi? Yapar. Onu hocam, da yapar. Şey var, mezunluk var ama. Efendim? Mezunluk var hocam. Bak, Bolu Belediyesi'nde ne yetenekli adamlar var. Gerçekten çok kaliteli bir birey bu. Yani bizde rahmetlik şey vardı. İyi kullanırsanız çaycı öyle. Mekanı cennet. Bak. Allah rahmet eylesin. Uzun yıllar Bolu Spor'da çaycılık yaptı. Eğer iyi davranışlarını alıp kullanacak olursanız her insanın tesisini alıp baş köşeye oturtabileceği bir insan. İngiliz'in anahtarı gibi. İsviçre çakısı gibi. İsviçre çakısı. İngiliz'in anahtarı nereden geldi? İsviçre çakısı doğru. Ben şimdi ne yapayım? Ama o çok iyi kullanmayı bileceksin hocam. Şimdi her şey vardır. Açacak vardır. Çekecek vardır. Kesici vardır. Testere var. Testeresi var. Şarap açacağı var. Her şeyi var. Ben Yusuf'u ona benzetiyorum. Muhayyer. Çok kullanışlı. Devam edelim. Serdar Özçelik ve de daha bayrakları asalım mı diyor. As tabii. Nereye? Siz Serdar Özçelik, kozmetikçi. As, as camı as, yarın sabah ilk işin olsun. As'ın ikinci eleman başka bir Bolspor'u izledik. Beni ilk ikiden şampiyon olabileceğimize inandım. Yeter ki hep böyle oynasınlar. Selamlar demiş Hayrullah Mutlu. Eyvallah. İnşallah olabilir. Hocam toparlıyoruz. Ben yine de ayaklarımız yere sağlam basın diyorum. Bu hafta Gençler Birliği'ne gidiyoruz. Bugün şeyi gördüm de. Kimi? Bülent Çiftçi'yi. Evet. Hocam dedi şeye gidiyoruz mu? Gençler Birliği maçına. Anlamadım. Gençler Birliği maçına. Dedim arkadaşım sizlerle en son deplasmana gittim. O hadiseyi biliyor musun sen? Bir şey dur hocam hangisi? Hangisi bu kadar hadise var ki? Karabük maçı. Kupa maçı. Bunu da anlatalım da öyle bağla. Güzel bir hatıra. Dinleyicilerimiz de seyredenlerimiz de biraz böyle keyiflensinler. Ya, arabaya bindik. Arka taraftan ufak tefek sesler geliyor filan. İşte Muharrem Hoca. Muharrem Hoca. Ben de Bolu Spor'da idare edeceğim. Hatırladım. Hatırladın mı? Basını aldık. Karabük maçına getiriyoruz. Başkan da Necip Çarıkçı o dönemde. Yanaştık. İşte Muharrem Hoca bizi yemeğe götür filan. Muharrem Hoca bizi yemeğe götür. Salağa yattım ben. Hiç sesimi çıkartmadım. Dönüşte yine başladılar. Muharrem Hoca üçlü çekiyorlar filan. Tam ayağa kalkacak gibi oldum. Rahmetli Fevzi Duru şuradan tuttuk. Kasa gelme lan dedi. Kasa gelme dedi. Abi ben kalkmışım ayağa. Taceddin çek dedim Atatürk Orman Çiftliği'ne. Abi aklım başıma hesabı öderken geldi. Anlattım bunu ben daha önce biliyorsun. Ne diyeyim dedim, hocam? Arkadaşım siz gidin. Ben daha... Onlar maça gidelim demiyor, sponsor arıyor. Ben emekli maaşımı almadım daha. Basın tribünü sponsor arıyor gene. Evet, pastanecilerden. Evet. Nabi yıllar önce Recep Yakaza sağ bek olarak gelmişti. Santraf olarak Beşiktaş'a gitti demiş. Kim? İsmail Esen. Nabi yıllar önce Recep Yakaza sağ bek olarak gelmişti. Doğru. Santraf olarak Beşiktaş'a gitti. Hayır yanlış söylemiş. Santraf denendi. Öyle maçlarda sağ bek oynadı Recep. Yeni sorgulamız asla yalnız yürümeyeceksin. Evet. Özgür bak, Işık. Başka bir şey. Ne? Hocam? Şimdi burada övünebileceği, Boluspor'un övünebileceği başka bir şey daha var burada. Ne var? Ne biliyor musun? Samet Akaydın Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye gitti. Düşünebiliyor musun? 27 yaşında en güzel zamanlarında en kötü şartlarda geçirdi burada. Şimdi geçen konuştuk. Buradaki günlerini dedim unuttun mu dedim. Hocam unutmadım. Bu günleri unutma dedim ona bir şey söyledim. Bu yaşamış olduğun günleri unutma. Helal olsun. O kötülüğün içerisinde, o şeyin içerisinde yani kötü şartların içerisinde yaşadığını unutma. Bir gün dedim bir yerlere geldiğinde bu günleri dedim hep hatırla. Fenerbahçe'ye gitti. Ne kadar güzel bak. Adana, Allah yolunu açık etsin. Adana değil mi? Spor'dan Fenerbahçe. O da ciddi anlamda gerçekten Bolu Spor için bir marka oldu. Çünkü ama zaafı yine... var. Kendine çok güveniyor. Onun için bazen hata yapıyor. Ama 27 yaşında hocam ya. Yapma artık... dedim bunu. O benim özelliğim dedi. Ya. 20 yaşında bir oyuncu değil ki. Oradaki Süper Lig'de de o stoperin yapacağı hata bir şeye benzemez. Yapar. Orada da yapar. Yazı bunu bir tarafa. Hocam 45 bin taraftar. Orası tahammülünüz olduğu yer. Trabzon'lar biraz farklı. Ama olsun yani bir açıklaması hani bir gün Bolu Spor'da bahsederse orada yetiştim derse biz de mutlu oluruz ya hocam. Varsa irtibatın? Var tabii görüşürüm. Ben görüşürüm kendisi. Yani bir açıklamasını söylerse bir Bolu Spor'dan geçirirse masyonuz flash röportajlarla falan. Yani güzel olur Bolu Spor'a. Tabii ki söyletireceğiz. Sinan mesela bizim Kaloğlu, hocam Bolu'ya diyor ömrüm vefa ederse daha önce de söyledim. Size sürprizim var diyor, bilmiyorum.
Unutmam abi. Niye unutur abi Sinan Kaloğlu? Burada yaşamış olduğu şartları. Burada çıktığı, yetiştiği, rahmetlik Bülent şey, Rıdvan abi, Şener hocam, ben sizi diyor asla unutmam diyor yani. Helal olsun hocam. Ümit Tunmuş, mümkün mü ya? O kadar çok büyük katkınız oldu ki. Samet kaç paraya gitti hocam? Şey, Utku sen biliyor musun? Samet, para, hocam Samet'le görürseniz bizde bir stoper var diye. Onun yanına arıyorlarsa yanına. Bizde Nabi diye bir stoper var. Yusuf. Abi ben konuşurum, konuşurum. Yani 5 milyon civarında bir şey. Tam 5 milyon. Şimdi onun yanında stoper arıyorlarsa Nabi'yi de gönderirsek yani Fenerbahçe istiyorsa var yani bizde. Söyleyiversin arkadaşlar. 3'e 3'e biz hallederiz. 2,5 burayı, burayı Samet Akkaydın unutması mümkün değil ha. Hocam bir sezon oynamış ama herhalde bir sezon oynamış. Hı? Bir sezon oynamış bizde. 2 sezon. 2 sezon. Genel bir yedek. Hayır şeyde, 2012'de şey A takımda oynamadı. Amatörde geldi, burada profesyonel. U21'de oynadı. Şey, U21'de oynadı. U21'de oynadı. Ben idare menajerdim, A2'de bendeydi. O zaman A2'ydi. O zaman çok şeyler var, futbolcuları falan var. Şey, o dönem hangi oyuncular vardı ya? Yasin Dülger vardı. Galatasaray'a giden, Galatasaray'a mı gitti? Orhun vardı. Orhun diye bir oyuncu vardı. Tabii vardı. Orhun. Fatih Çolak vardı. Hı-hı. Sinan diye bir futbolcu vardı. Bak bunların hepsini... O bir jenerasyon vardı orada, biz kaçırdık onu. Ama bunlar abi gökten zembille inmedi. Hocam Emre Kılıç da vardı o. Emre Kılıç da vardı. Emre Kılıç da o Samet'le birlikte oynadı. Beraberdi. Umut Meraş. Umut Meraş da vardı. O jenerasyonda değil gibi o. Beraberlik. Abi ben maçlara çıktım kendileriyle ya, Allah Allah. Umut, Orhun Emre, Umut aynı dönemde. Hocam o zaman iyi takım varmış demek ki. Ya şimdi... Bak o kadro, o 20 kadrosu demek ki iyiymiş. Arkadaşım bunlar gökten zembille inmedi. Bir. Çok iyi araştırılıyordu. Kim araştırdı bunları? Bak, o dönemde bizim Hakkı Hoca vasıtasıyla, Hakkı Hoca'nın hakkını yemeyelim. Ben herkesin hakkını vermeyi severim. Hakkını Ordu'da, hakkını verelim. Ordu'da Murat diye bir çocuk vardı. Ben Bolu Spor, Giresun Spor maçına gittim. Orada Kodiyara diye bir otelde kaldım. Bolu Spor'da menajerim. Beni o zaman o çocuk şeye götürdü. Güvenlik toplantıları oluyordu ya maçtan önce. Hı hı. Beni şoförlük yaptı bana. Pat oradan tanışıklığımız oldu bizim. Futbolcu mu yönlendiriyor aynı zamanda? Murat'la. O Allah rahmet eylesin vefat etti. Aa. Bu saymış olduğum pek çok ismi, Karadeniz civarındaki pek çok ismi, Samet Akaydın, Fatih Çolak gibi futbolcuları, Sinan, Samsun'dan, Yasin Dülker, onun vasıtasıyla geldi buraya. Bizim ve kaynak kesilmiş o zaman rahmetli olunca. Ya arkadaşım, ya gene yapılır bunlar. Var bu imkanlar, var bu imkanlar. Ben diyor şeyden seyrediyorum diyor. Ne onun adı? İşte bir sistem varmış yani. Geçin abi ya. Cıblak gözlüğü. Tavorlardan bulacaksın işte. Sabah Aykaydın'ı buldun abi ya. Necip söyledi bana. Abi siz bunları futbolcu olacağını nasıl anladınız? Ya başkanım adam olacak çocuk. Ya belli oluyor kardeşim ya. Sabah Aykaydın'ı kim gönderdi hocam? Biz o kişiyi bulamadık. Abi. Bolu Spor camiası Sabah Aykaydın'ı Bolu Spor'a gönderdi. 2013'te gitti. Oğuz Çetin döneminde geldi. Oğuz Çetin döneminde profesyonel oldu. Beraber kızım. Hı-hı. Mehmet abinin döneminde İnce'ye gitmiş olabilir belki. Ben bırakmıştım çünkü. Ben o başlayınca ayrıldım ben. Hocam kurtardım. Yok ben eğri doğruya doğruz. Günahımız varsa alırız abi niye almayayım ki? Niye alırım ki bir tane yanlış yapmam. Yani. Ben burada yanlışım derim ama ben yoktum ya. Yani. Ondan sonraki süreçte. Evet. Evet o da Galip Hoca vardı. Galip Hoca'nın hakkını yemeyelim. Onun çok büyük faydaları oldu. Çok futbolculara ilişkisi müthişti. Galip Hoca'nımız. Çok müthiş ilişkileri vardı abi. Galip Hoca da görüştü Samet'le, şeyle, Yasin'le. Bağımız koparmadık biz o dönemde yani. Hala o bir jenerasyon yine hocalar var Bolu'da. Futbolcu izlemeye falan gidiyorlarmış, gönderiyorlarmış. Abi o taraflarda, o tarafta çıkıyor. Trabzon'da olanların şansı biraz daha fazla. O zaman Karadeniz'de öyle bir ihtiyacı var. Nasıl anlarsan anla sen bunu. Nasıl anlarsan anla. Nasıl anlarsan anla. Şöyle anlarım ben çünkü Karadeniz'den hakikaten futbol çıkıyor. Evet, futbolcu da çıkıyor. Hocam maç izlerken sürekli 61 numaraları görüyorum. Memlekete idareci de çıkıyor farkındaysan. Ya. Niye hocam hemen siyaseten düşünüyorsunuz ki? Siyaset neresinde bu iş? Ne bileyim ben öyle diye oraya geldi işte sanki. Abi bakın sağınıza solunuza birbirlerini tutuyorlar onu demek istiyorum yani. Destekliyorlar. Öne çıkmaları için önünü açıyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Ha, ben dedim acaba oradan şeyden mi? Bir ara bakın Türkiye Futbol Federasyonu olduğu gibi Karadenizliydi kardeşim hocalar. Tabii canım onu ben bizzat nasıl atlarsın? Ali Kulusoy'la falan bir araya görmüş adamdım. Yani gerçekten. Bunları atlamamız mümkün mü? Bunlar futbolun gerçekleri. Karadeniz lobisi çok önemliydi. Gitti o lobi de kalmadı. Her şey de bitti artık. Herkes başın çaresine bakıyor. Evet. Bu haftaki iki maçta ikinci yarı oynanan oyunda rakiplere büyük gözle verdiğimizi düşünüyorum demiş Sezgin Çakıroğlu.
Ben gençler maçının zor geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Ankara takımı iyi transferler yaptı demiş Fuat Aya. Son yorumlarda. Çırpınışlar ne yapacak abi? 8 futbolcu az değil. İnşallah yapacak. Bizden sonra çırpınırlar hocam. Bizden sonra yani çırpınırlar düşünüyorum. Şuradan bakmak lazım. Yani beraberlik yok abi mesela. Normalde düz mantık baktığında 3 puanla dönmemiz lazım. Yolumuza devam etmemiz için. Bence 3 puan hocam. Çok rahat kazanmamız gereken bir maç. İşte değil diyorum. Ama kazın ayağı öyle değil işte. İnşallah. Cumartesi günü 16'da saat 16'da Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımı maçı burada. Onlar da Salih Hoca ile yollarını ayırdı. Alper Hoca geldi. Onlar da artık PTT ile zorlu maça çıkacaklar. Ölüm kalım mücadelesi olacak. Onların adına ligden kalma adına. Hocam Ankara'ya gitmezsen voleybol maçına gelirsin. Bizim maç 1.30'da değil mi bu spor maçı? 4'te. İkisi de aynı saatte hocam. İkisi de aynı saatte. Geçen hafta da aynı saatteydi. Salon sıcak oluyor hocam. Salon sıcak oluyor. Gelirsin. Ben hiç gelmedim voleybol maçına. Karaciğer hocam şurada. Benim hiç gelmedim. Tamam, hiç gelmeyenler de bekliyorlar. İnşallah bakalım. İnşallah diyelim. Teşekkür ederim hocam. Ben size teşekkür ederim. Bugün noktaladık. Özellikle bizim programı seyreden kıymetli seyircilerimize işini gücünü bırakıp her zaman bunu yapıyoruz. Hep de yapmam lazım. Yapmamız lazım. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu nedir biliyor musun? Bize inanıp güvenmektir, saygı duymaktır. Biz de kendilerine son derece saygı duyuyoruz. Bizi dinledikleri için hürmet ediyoruz abi. Ben böyle nokta alıyorum. Hocam biz de Allah sağlık afiyet versin hepimize. Bolu spor konuşulmayınca Bolu spor olmaz deriz ya. Hani Bolu spor yok olur deriz. Onun için bunu konuşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince burada yorumlamaya çalışıyoruz. Camiaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bolu spor konuşuluyorsa vardır. Yoksa konuşulmuyorsa ölmüştür. Ölmüştür diye noktayı koyalım. İnşallah Bolu spor hep konuşulur. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.